life. Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus sunar. Önce son eren karşılaşmada Fenerbahçe Slavia Praha deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Bir hafta önce Kadıköy'de de yine 3-2'lik bir mağlubiyet almıştı Sarı Lacivertler ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 playoff turunda turnuvaya veda etti Sarı Lacivertli takım. Sert Akın ve Nihat Kahveci ile beraber karşılaşmanın tüm detaylarını konuşacağız. Fenerbahçe için oldukça kötü bir karşılaşma oldu. Yani güzel olarak bahsedeceğimiz çok az şey var. Onlardan bir tanesi de maçın sonunda yaşadık. Arda Güler'in müthiş gol önce yaptığı dribling ve orada golü yaratması Fenerbahçe adına belki de karşılaşmanın en güzel detayıydı. Hatırlatmamızın ardından karşılaşmayı konuşmaya başlayacağız. Maç sonu canlı yayınlarımızın sponsoru Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus. Arkadaşlarınızla ve milyonlarla hem rekabet hem sohbet edebileceğiniz bir oyun. 101 Okey Plus NAS Spor izleyicilerine özel 20.000 çip hediye ediyor. Videonun açıklamalar kısmındaki linklerden 101 Okey Plus'ı indirip hediye çiplerinizi alabilirsiniz diyoruz. Ve karşılaşmayı konuşmaya başlıyoruz. Yani Berkay. Abi, yani önünde ben notlar var. Şöyle ekranın doğru gösterirsek. Bu böyle. Bir şey söyleyeyim mi? 5 tane not alırdım. Pozisyonları bıraktım yazmayı. Yani 45. dakikada sen not almaya başladın. 53 gibiydi. Nihat abi bıraktı. Attı kalemi. Dedi ki yani artık bunda uğraşacak halimiz yok. Sürekli yazmaya da gerek yok dedi yani. 100 tane kağıt lazım yani. Şimdi biliyorsun savaş ortamım var. Moraller bozuk. Hadi dedik Fenerbahçe'nin maçı var. Ülkemizi yurt dışına temsil eden bir takım. Oturduk maçı izledik. Daha çok moralimiz bozuldu. Daha çok moralimiz bozuldu. diye. Ama oyuna gerçekten Arda girdi. Golden attırdığı golden önce bir pozisyon var. Faul yapıldı orta sahada. Kalktı topu almak istiyor. Çocukta istek var, arzu var. Bir şeyler yapmak sırtı istiyor. Dönük nasıl bir kere o yüzden tebrik ediyorum. O sahanın içinde kaç tane futbolcuda bir gram o isteği görmedim Fenerbahçeli oyuncularda. Maalesef. Arda'da o istek vardı. Hele o yaptığı hareket var ya, Alex'ten sonra belki kimsenin yapmadığı, görmediğimiz, Fenerbahçe o kadar orta saha geldi, geçti, ben şahsen görmedim. Ben o attığı çalım. Alex'i de görmedim, ben öyle diyecektim. Hani Berisha golü ben attım diye sevinmesin. Abi. Bak Berisha golü ben attım diye sevinmesin. Gol de Arda'ya, tebrikler de Arda'ya, doğum günü de kutlu bugün olsun. Doğum günü Arda'yı kimse korumasın, Arda'yı rahat bırakın. Arda şimdi golü attı diye, ben biliyorum hepimiz yaşadık. Arda'da benim çok emeğim var. Bizim sayemizde o oynuyor, oynattık, şans verdik, neler konuşulacak. Maalesef. Onun üzerinden prim yapacaklar. Arda sen yoluna devam et kardeşim. İtmanını yap. O kadar kaliteli bir futbolcusun ki böyle bir günde, böyle bir ortamda bizi güldürdün, bizi mutlu ettin. Umut verdin. Allah senin yolunu açık etsin. Hiçbir şey demiyorum. Biraz sonra da maçla ilgili konuşuruz. Yani
Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi tahmin edememişsiniz cümleleri kuruldu. Başkanların biliyorsun kurduğu cümleler unutulmaz. Tabii. Ben bu kadar kötü Fenerbahçe harbiden hayal edemezdim. Çok kötü oynuyorlar. Limiti yok. Evet, her maç daha kötü oldu. Limiti yok. Sezonun en kötü futbolunu bugün oynadılar diyeceğim. Daha sezon bitmedi. Bundan sonra ne olacağını bilemediğim için demiyorum. Ya bu kadar kötü oynanılmaz. Maçın en iyisi kim desen Altay. Altay olmasa belki şu an 6, 7, 8 de olabilirdi. Ya devre arasından çıkıyorsun 2-1'i bulmuşsun. İlk 15 dakika 15 tane pozisyona girdi Slavia. Sağdan kesiyor, soldan kesiyor, merkezden vuruyor, 6 pastan vuruyor, 18'den vuruyor. Ben Fenerbahçe'yi bu kadar kötü defans yaparken görmedim. Bu kadar kötü atak yaparken görmedim. Arda hariç. Sonuçta kimde sonradan oyuna girdi? Kime de bir şey demem. Zalaes'inden Valencia'sına, Samuel'inden Pelkas'ına. Mert Hakan golü attı. Hadi onu birazcık hafif ayırıyorum. Birazcık koştu bir şeyler mücadele. Sosa'sından Nazım'ına. Tisserant'ından Serdar Aziz'ine. Hepsi birbirinden kötü yani oynadı. Kötüleri böyle bu kadar olamaz ya. Yani. Serdar'ı da unutmayın bu arada gördüm. Serdar yani Serdar içeride atıyor. Her zaman da söyledik. Serdar'la zaten şampiyon olamazsın. Serdar golcü. İçeride sana gol atar. Sana maç kazandırır. Seni şampiyon yapmaz dedik. Bugün Serdar da sahada yoktu. Serdar'ın basın açıklamasını dinledim. Birazcık dedim bari onunla motive olur. Bugün bir şeyler yapar. O da sahanın en kötülerinden biriydi. Ama Arda gibi gencecik çocuk. Ya helal olsun yolu açık olsun. Kimse de korumasın ya. Korumasın. Evet, bırakın rahat bırakın şu gençleri oynasınlar ya. Yani Arda'nın bence kimse tarafından korunmaya ihtiyacı yok. Yok. O kendini sahada koruyor zaten. Yok. Şimdi ben bugün biraz net konuşacağım. Affınıza sığınarak. Çünkü net olmak lazım. Çünkü işte Fenerbahçe kötü gidiyor diye bir konuşmayı yapmayacağım. Ama şimdi net bir şeyleri bilmemiz lazım. Bu maçın skoruyla da alakası. Bir maçı diyelim ki diyorum ki bir takım hazırlanıyor. Hoca da diyor ki gidin bugün oynayabildiğiniz kadar en kötü futbol oynayın, bu kadar kötü oynayamazsın. Yani isteyerek yapamazsın. İsteyerek yapamazsın. Ya yani bu istenilmiş bir şey değil. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Fenerbahçe şunun hesabını vermek zorunda. Bize değil. Kesinlikle de yani şunu söyleme. İsmail Kartal mı bu takımı yönetiyor? Kararları o mu veriyor yoksa başkan mı veriyor? Çok basit. Sence? Niye olduğunu söyleyeyim mi size? Bak, niye oldu? Ya, şimdi başkan veriyorsa o zaman İsmail Hoca yazıklar olsun ya. Yapma yani. Ya öyle Fenerbahçelilik olmaz anladın mı? Eğer İsmail Kartal veriyorsa yine yazıklar olsun. İki kere yazıklar olsun oluyor. Tabii. Şimdi sen Arda bu şey mi bu ağaç mı? Sulucan da yanında yani, büyüyecek mi bu ne yani? Açıklamayı bir söyleyeyim mi bak, önce? Bak ben niye bugünü bekledim biliyor musun bu cümleyi? Ben öncesinden biliyordum. Ben tabii sadece doğru zamanı beklerim. Şimdi ben öncesinden İsmail Kartal'ın bu işi yapamayacağını biliyoruz. Yoksa zaten buraların hocası olurdu. Bak ben her zaman söylüyorum. Ben net söylerim bunu. İsmail Kartal bence birincilik hocası değil. Yani TFF Süperlik hocası. Süperlik hocası değil. TFF birincilikte yapabilir. Bu kötü bir şey değil bak. Bu kötü bir şey değil ki. Belki orada kendini geliştirip iyi bir takım alır. Süper Lig'de de iş yapar. Herkes Fenerbahçe'ye hoca olmak zorunda da değil şu an, yani bu şu arada. Şu an o seviyede değil. Form olarak bak futbolcu nasıl olur? Beşiktaş'ta Galatasaray'dan formu iyi olmaz. Gider işte Muhammed'i gönderdiler. Kendini toparlar. Gelir Ozan Tufan, Salih bunlar yaşamış bu olayı. Şu an bence İsmail Kartal formda bir hoca değil. Niye diyeceksin? Eğer ki İsmail Kartal, ben ondan onu bekledim. Ne dedik biz? Taraftar şunu istiyor. Keyif. Arda ise Arda. İşte Çağatay ise Çağatay. Taraftar hani şey istiyor. Bir umut ya. Bir umut, bir ufacık bir şey. Ya. Tamam. Sen bu maçta Arda'yı oynatacaktın abi. Bak maçın skoru ne olursa olsun Fenerbahçe bir gün 5 ise de 6 sen bu Arda'yı oynatmak istiyorsun. Arda girdi o hareket yaptı diye söylemiyorum. Ama sen ben yani taraftara bir şey borçlusun ya. Burada bir şey değiştir diyorsun. Değiştir. Değiştirmiyorsun. Ferdi'yi yine sol bek oynattı. Evet. Ferdi sakatlandı. Şimdi bu çok, çok büyük bir komedi bu Nihat. Şimdi Ferdi sol bek başlıyor yine. Kendi diyor ki ben Ferdi'yi ileride oynatmak istiyorum. Çağatay'ı kullanabilirim. Mecburiyetten oynatın. Mecburiyetten oynatın diyor. Novak şimdi ben bir şey söylüyorum. Şu kadroda Kim Min-jae'nin de olmadığı bir kadroda sen Ferdi'nin sakatlığı olduğu yerde Zala'yı sola çektin. Zangari'yi aldın. Serdar göbekte Tisserant oynadın. Yapabiliyor musun demek ki? Abi yapabiliyor musun demek ki sen mecbur değil misin? Ama Samuel'in dokunulmazlığı var Serhat. Çıkmıyor. Kesemiyor. O Samuel onu. Neymiş ben onu da anlamadım. Hiçbir hoca kesmiyor. Hani, çok enteresan. Bence bu var ya itmanlarda fenomen Ronaldo Samuel.
Bazı oyuncu da öyledir değil mi İdman? Öyledir tabii canım. Biz neler gördük ya? Evet. Messi'ler, Zidane'lar, İdman'lar da gördük. Bana yani. Bir sahaya bir çıkıyor, bambaşka bir taraftar şey. Da bazen koruyor. Tamam çok koşu istek. Abi artık Fenerbahçe'nin istekli çok koşmaya oyuncusuna gerek yok. Öyle oyuncu çok bulursun. Her yerde. Artık icraat. Abi icraat Arda, lazım Arda ya. Arda işte. Arda. Arda girdi. Çok mu koştu? Ya, ne gerek kendini var mi parçaladı abi? Adam aldı 16 yaşında 5 kişiyi katladı. Alın dedi size futbol dedi yani. Böyle oynanır dedi. Ya kusura bakmasınlar. Yani ben yoruldum artık Berkay. O yüzden kağıdımı da hazırladım ben. Ben hazırladım abi. Çünkü başka bak ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Ama yani net. Parlıyor bir okuyorlar değil mi? Olsun İstimai anlamışlardır. Artık yeter çünkü yoruldum ben yani. Yani Serhat bir şey diyeceğim. Yani net. Şimdi sana katılıyorum yani İsmail ben Hoca net. Beklentilerin çok altında kaldı da. Bu kaçıncı senin istifa prolis, istifa. Ya böyle bir Nihat. Benim prolisans hem de İsmail'den var mı? İsmail'den var. Şey sana sadece bir şey sorayım sen ondan sonra devam et. Sen şu Fenerbahçe'de, bu periyottan geçen Fenerbahçe'de Arda'yı geçen hafta oyun almışsın, taraftara bir hediye yapmışsın. Arda'yı da Fenerbahçe adına kazandırmışsın. 11'de. Bu maçta oynatır mısın, oynatmasın? Sadece bana bunun cevabını ver abi ya. Titrerim keserken. Ya bak keserken bir şey söyleyeceğim. Tabii canım. Değil, keserken titrerim. Ben de tabii. Diyorum ki İsmail Kartal yürekli olması lazım diyorum. Bu kadar. Ya kimi kimden koruyoruz? Bu koruma nereden çıktı ya? Hani benim Slavia Prag'ı korudu. Yani Slavia Prag'ın teknik direktörü şu an maçtan sonra 3-2 oldu ya. Çalımı gördü böyle yapmıştır. Ya bu çocuk iyi ki oynamadı demiştir yani. Normali bu. Ya kimi kimden koruyoruz? İyi olan oynar abi. Yaşı 12, 18, 38, 48. İyi veya iyi olan, vardır. Kaliteli olan oynar. Oynamalı. Bu koruma şeyi nedir abi? Ha şımarmasın. Şımarsın abi. Böyle olacaksa. Şımarsın. Hani şımarsın demem. Çocuk rahat olsun. Şımarmasın diye kasılıyor çocuk. Aman oturuşuna dikkat et diye zaten takımın içinde kasılıyordur. Zaten çevresindeki birinin mesajına cevap vermese hemen. Arda'ya bak hemen havaya girdi diyorlardır. Ya çocuğu bir rahat bırakın abi. Çocuk kaliteli oyuncu. Şımar Alex ya. Alex bakalım nasıl mesaj atacak şimdi bu çalımı görecek. Tabii. Ki görmüştür. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Herkese yani atıyor mu mesaj atmaz. Ama nasıl söyleyeceğim? Abi o nasıl bir çalım? Alex'ten sonra ben ilk defa ya gördüm abi, o mevkide yani. O ikinci ama çalımdan senin önce. Senin izlenin de çok iyi şimdi. Şımaracak bir şeye de benzemiyor. Ben, yok şeyde abi, de Emirhan var mesela. Ben tanımıyorum Emirhan'ı. Arda'yı da tanımıyorum. O da benzemiyor. Bak mesela bu çocuklar pırıl pırıl çocuklara benziyor. Evet. Anladın mı? Yani bunlar böyle şımaracak. İki maçta havaya girecek çocuklar değil tamam mı? Abileri de iyi ama rahat bırak hocam. Ya Allah'ın sersen sahanın içindeki Fenerbahçeli oyuncular bazıları hiçbir şey yapmayanlar havalı değil mi? Evet çok havalı duruyorlar gerçekten. Sosyal medyadan takip etsen biri Zidane evet. Biri Fenomen Ronaldo şöyle havalı. Şöyle dokunamazsın yani. Allah'ın seversen maskeye isim yazanlar var beni konuşturmasınlar. Arda isim yazsa eleştirirler. Arda ne yapsa eleştirirler. Burada arma, burada ama sen isim. Orada şimdi, şimdi bu bazılarına göre bu da hava. Ne yani, alaka? Cristiano Ronaldo yazmıyor isim. İsim de yazıyor bu arada değil mi? Yazıyor. Ben yani sanki öyle gördüm. Yazıyor yani, da şimdi şöyle. Özel maske yani. O. Kendi suratına göre yapılıyor. Tamam da isim yazmak. Ama unutursa diye kimin olduğunu bilsinler diye yollarlar postayla hani diye. Bana sen göre bu da hava yani. Yani Arda'nın da havası olsun ya. Yanlışlıkla öyle sana bana gelmesin. Öyle kalitenin havası yani. Olsun. Anladın mı? Abi şimdi İsmail bak, şimdi Hoca... Bak şurada yazıyor değil mi isim? Ya öbür tarafta ters tarafında yazıyor. Yani. Yazıyor. Şimdi bu bence birileri için hava değil mi bu? Olabilir. Hava bırakın olabilir. Abi kaliteli Arda bu çalımları atan daha ilk maçında sahanın lideri rolüne bürünmüş şimdi, Arda da havaya girsin. Dünyada iyi anlamda ama girsin. Oyuncular var ki bence Arda hani dünya çapında bir yetenek. Ya, tam yetenek. Net. Doğuştan futbolcu. Beşiktaş'ın... Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Dortmund'da bir orta saha oyuncusu var. Bellingham. İngiliz. 17 yaşında. 16 yaşında oynuyor. Tam Arda yaşta oynamaya başladı. 2004 doğumlu Arda da 2005 doğumlu. Ki bugün de artık 25 Şubat'ta Arda'nın doğum günü oldu. Ne yaptı Vodafone'da? 70 maç falan üst üste oynadı Bellingham. Kimse de onu korumadı yani. Ya. Her maçta ne olursa olsun sahaya attılar. Çünkü çok iyi futbolcuydu. Arda da çok iyi futbolcu. Sahaya atmadan bazı maçlarda oturturacağız, oynayacağı zaman gelecek gibi açıklamalarla bir oyuncunun, genç oyuncunun yetişmediğini biz artık anlamadık mı? Hoca eğitimi. Berkay hoca eğitimi. Bak sen çok güzel bir noktaya değindin. Bellingham dedin, Dortmund dedin. Orada insanlar, hocalar, kulüpler, camialar bir şey aşmış. Burada aşamamış. İsmail Kartal'la benim bir problemim yok. İsmail Kartal'la ilgili taraftar bana şunu söylesin. Camia bunu bana anlatsın. Pereira'yı niye yolladı? Biz niye Pereira'yı eleştirdik abi? Bir şeyler kötü gidiyor evet, değil mi? Evet. Şimdi sen gittin başkan olarak veya camia olarak kim bu kararı verdi bilmiyorum.
Gittin yine en kötü kararı verdin. Evet. Bence geçiş dönemini de kötü yaptın. Evet. Şimdi Pereira dönemi kötü geçti. Arada kötü bir kararla, aylık bir dönem var. Bir aylık bir dönemi kötü geçirdin. Gittin bir de bence en kötü tercih yaptın. Şimdi camianın, Fenerbahçe'nin camiye evladı veya cami buna ihtiyacı yok. Doğru kararlar verecek. Burada artık risk alacak. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum taraftara ve futbol severlere. Ben diyelim yanlış bu futbolu hiç anlamıyorum. Şimdi İsmail Kartal geldi Pereira'dan neyi farklı yaptı? Bana birisi bunu açıklasın. Birçok şeyi daha kötü yaptı. Daha kötü yaptı da yani kadro i̇şte anlamında, taktik anlamında ne değiştirdin abi? Bir dakika bak bugün mesela maça 4-4-2 ile başladı. Kağıt üzerinde maça başlangıç stratejisi olarak güzel bir şey. 4-4-2 oynadığında iki forvetinle kenar oyuncularında... Böyle dizilmedi Fenerbahçe. Yok 4-4-2 oynadı. Serdar'la Valencia önde. Ferdi sol bekte, Zalai Serdar, evet. Sinan sağ bekte. Dörtlü savunma, Soso Mert Hakan ortada, Samuel sağda, Pelkas solda, Serdar Valencia çift forvet olarak. Bak şimdi bu düşünce güzel. Çift forvetim var. Kenar oyuncun içeri girdi, 3 oldu Samuel. Pelkas girdi, 4 oldu. Mert öne çıktı. 5 kişiyle atak yapma opsiyonu. Dönüş ne olacak? Defans öne çıktı, dönüşleri aldın hemen. Bir daha bitirdin pozisyonları. Çok güzel sistem. Ama 1-4-4-2 ancak bu kadar kötü oynanır. Çünkü 3 tane hat düşünün. 4-4-2. Bu hatlar arası 20'şer metre boşluk. Aralara giren rakip ki dakika 2'de söyledim evet, sana. Evet. Aralara girecekler. Oo rakip her araya girdi. 4-4-2 kulağa hoş gelir de oynaması çok kolay bir sistem değildir yani. Serdar öndeki ikiliye şunu yapacak. Kırılacak bir arkaya. Orta sahadaki iki kırılacak ikisinden biri. Öne gittiğinde diğeri defansif kayacak. Kademeye girecek. O kenardaki oyuncuların orta sahayı sıkıştırması lazım. Dörtlemesi lazım. Hani sen bir anda dönemezsin 4-4-2'ye ya. Nasıl dönersin abi? Bütün sezon sen üçlü oynamışsın. Üçlü dörde dönmesini istemiş başkan. Dörde dönüp bir daha geri üçlü dönmüş Pereira. Şimdi geliyor dörde dönüyor. Bir anda 4-4-2'ye dönüyorsun. Böyle dönemezsin ki abi. Yani biz de oynadık bu futbolu. Nihat en iyisini oynadı İspanya'da. Kovačević'le. Tabii. Örnek olarak. Burada oturduğu yani. Söylemedim hani bizi de keyifle keyifle misin? Yani. Senin sevdiğin evet. Sistem ama çalışılmış bir sistem. Tabii. Sizin hoca bunu çalıştırmasa nasıl kim oynayacaksın kaç, abi? Kaç orada bir sistem yani. Var. Kovačević iniyor araya koşuyor. Burada kim indirecek kim koşacak abi? Fenerbahçe'nin öyle bir hata yok ki. Ferdi uzun oynuyor Fenerbahçe. Ya bak Arda girene kadar Fenerbahçe'nin bir tane organize hata yok. Hiçbir ben bunu şey anlatmaya yok. Çalışıyorum. Aynen. Fenerbahçe antrenmanda ne çalışıyor? İsmail Kartal açıklama yapıyor da gerek yok. Kimsenin kimseye yeminin borcu da yok. Serdar Dursun bu maçı alacağız diye yemin etmesine gerek yok. Bak taraftarı Fenerbahçe'den bu maçı alın tur atlayın beklemiyor. Onu anlamıyorlar. İsmail Kartal da bunu anlaması lazım. Fenerbahçe'de kötü giden bir şey var. Pes etmiş takım. Bak ben size açık bir şey söyleyeyim. Tükenmiş ya. 2-0 mağlup başladığı bir maça sen 2-1 yakalıyorsun deplasmanda. Evde maç kaç bitti? 3-2. 3-2. Şimdi gol sayılmıyor ya artık. Hı hı. Yani mesela deplasman golü durumu yok. Evet. Durumu yok değil mi? Şimdi ben sana bir şey anlatayım. 2-1 yakıyorsun deplasmanda ve çok güzel bir golle Mert Hakan'ın. Dakikanın 40'ta. Şimdi devrede ne oldu yani? O 15 dakika içinde bana birisi şunu izahını yapsın. Biz de o soyunma odasında çok yaşadık senelerce. Ne olmuş olabilir de maça çıktığında Fenerbahçe komple sahada yok. Sadece Prag. Ne olmuş olabilir? Tam tersi olması tamam. Lazım. Tamam. Evet, şimdi, öyle olması lazım. Bak, da ne olmuş olabilir? Biz de oynadık. Nihat da bu işi yaptı. Şimdi biz deplasmanda rakip güçlü güçsüz önemli değil. 2-1 yakalamışsak nasıl çıkarız biliyor musun? Bak şu an kendim tüylerim diken diken oldu parçalamaya evet. Çıkarsın abi. Çünkü evet, evet, bunun evet. Bir daha telafisi yok bu maçı. Evet. İçeride yaptın evet. O maçı. Bu son maçı. Tur atlama maçı. Hiç önemli değil bak. Yani bu buradan bir beklentin olmasa da bu maç olarak parçalamaya çıkartsın. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kayseri hiç önemli değil. Şimdi Fenerbahçe pes etmiş ya. Öne çıktı. Kaç dakikada kaç pozisyon sayamadık ya. 60'a kadar 6, 7, 8 şut oldu. 9 ya dediler. 9. Devre arası böyle defans oyuncuları Nazım'ı işte Zalai'si, Tisserant'ı oturup konuşsa Mert Hakan'ı Sosa'yı alıp her şey ikinci kötü yarı ilk yarıdan böyle 5 tane daha fazla pozisyon verelim. Rahat rahat gelsinler. Yine yetişmez. Hiç olmaz. Boşmayalım dese yetişmez. İkinci yarının ilk 20 dakikasındaki Slavia Prag'ın girdiği pozisyon sayısı var ya 15 ya. Ya bu kadar pozisyon vermezsin. İkman'da bazen rakip olmaz. 11'i dizersin. Böyle ya, pas yaparsın. Nihat'ı gördüm program. Abi bıraktım not almayı bıraktım. Yetiştiremiyor ya. Yazıyor ya. Pozisyon yazıyor. Bir tane daha vuruyor. Kaçırıyor çünkü. Ha, ne oldu diyor. Maçı seyredemedik ya. Dakika 45 ata yazarken sen hiç böyle bir bakıyorsun pozisyon oluyor. 45.30 diğer pozisyon. Bir tane daha. 46.15 diğer pozisyon. Ya pozisyonları yani, konuşamıyorum. Aslında maçın özeti şu Nihat'ın kağıdı. Pozisyonları konuşamıyorum çünkü 25 tanesini atlarım. Benim, ben normalde evet. Pozisyonları konuşmayı severim.
Ama benim hatırlamadığım pozisyonlar var. Nadirdir benim de hatırlamadığım maçta. Evet. Hakikaten var ya. Altay'ın bir karşı karşıya çıkardığı... Şunu çok merak ediyorum. Maçtan sonra gerçekten kötü bir şey yok ya. Biz ben buradan bir şey prim kasma veya birisini yarayalım Berat. Öyle biz de yaşadık orayı. Şu an Fenerbahçe çok zor bir dönem geçiyor. Ben şunu merak ediyorum. Yani futbolu da sevdiğim için çok merakla bilgi toplamak istediğim için devre arasında nasıl bir hocayla oyuncu kadrosunda bir konuşma veya motive konuşması geçmiş. Olabilir ki böyle olabilir bir sonuç. Böyle bir şey olur. Ben bunu merak ediyorum. Çünkü benim beklentim şuydu. Fenerbahçe tur atlasın falan değil. 2-1'i yakaladı ya Fenerbahçe. Çok kritik bir gola bak. Mert evet, Hakan'ın evet. attığı gol çok kritik. Evet. Ve ben hoca olsaydım evet. İsmail Hoca da gerçekten hani bu seviyeden hoca olsaydı ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Arda Turan'ı devrede oyun alırdım ben. Arda Güler'i. Şey Arda Güler'i. Arda Turan benim andı ne yaptı abi? Ya Arda Güler'i. Ardalar iyi futbol. İyi futbolcular oluyor. Emreler iyi futbolcu. Emreler iyi. Bak kötü çıkmıyor. Alır mıydı? Nihat Ferhat da iyi futbolcu. Alır mıydı? Biz görev adamıydık ya. Sen gerçi sen bitiriyordun işi de ben. Osay Samuel'in yolunda yürümeye çalışıyorduk biz. Ya abi. Ya ben var ya 5 maç asist yapmayacağım, gol atmayacağım. Başkan hemen çağırıyordu ya. Gel Serhat'cığım. Peki şunu kötü soracağım. Bir şey yok diyordu. Bir gel diyordu. Kötü tamam. Bir ofise gel şeye Altınuzade. O Altınuzade bir ofise gidiyorduk. Ben peki. Orada, bak, o 5 sene Fener'de oynadım ya. Ben bir de Altınuzade'ye uğramadım. Bende şey oldu. Sen söyle. Travma oldu. Evet. Ya kötü bir şey söylemiyordu ama hep böyle başkan çok hırslıydı. Ya bu da kazanmadığı üstünden geliyor canım. Üstüne takımda anayakaları var. Bana işte bana kızıyordu. Asist yapmıyorsun. Kendini toparla. Gol atman çünkü lazım. Çünkü sana inanıyor. Peki, evet. O devre arasında şimdi ya ne standart bir konuşma olduğu için yani hakikaten anlamaya çalışıyorum. Yani siz orayı yaşadınız. Hani ne olabilir? Ne söylemiş olabilir İsmail Hoca? Ne yaşanmış? Kavga mı edilmiş olabilir mesela? Bak hoca normal olarak arkadaşlar 2-1'i bulduk. Hadi devam edelim. 2'yi atalım evet. demiştir. Oyuncu da o isteği vardır. Ama buna özgüven kalmamış. Bak gerçekten özgüvenleri yok. Ya bugün Nazım sanki ilk defa top kontrol ediyor. Evet. Sen Valencia'yı hiç bu kadar top evet, kaptırırken evet, gördün mü? Evet, evet. Samuel hep kaptırıyordu bugün üstüne zaten. De geçti. Sosa, ne oldu Sosa'ya ya? Bu Trabzonsporlu Sosa değil mi gerçekten? Beşiktaş'ta Milan'daki Trabzonspor'daki, Beşiktaş'taki Atletico Madrid'deki Sosa evet, değil mi bu? Klonlamadılar başka biri. Bayern Münih altyapısına yetişen. Abi ben inanamıyorum. Bu kalite bu kadar nasıl kötü olur? Bu kadar nasıl bu hale gelir? Tabii ki kendinin de suçu vardır ama her zaman söylediğim gibi ben çok merak ediyorum abi. Bir hafta Fenerbahçe idmanlarını izlemek isterim. Ya sahanın içinde konuşmayan oyuncular grubu var ya. Herkes bakıyor. Ya Altay mesela 10 tane pozisyona giriyor. Bazen artık yani konuşsa yorulur bu arada tabii da. Tabii Altay konuşmaya başlasa. O kadar pozisyon geliyor ki konuşacak zamanı yok. Hadi Serdar Tisserant'a bile ne yapıyoruz demiyor. Tisserant Mert'e ne yapıyoruz demiyor. Konuşmuyorlar, iletişim yok. Bitirmişler. Ya seneye de bu takımda olmak olacak. İçin uğraş gösterin. Bari en azından. Sözleşmesi biten oyuncular var. Benim anlamadığım nokta bu. Sezon bitti, hedefler bitti. Bari bu kadroda kalıp daha iyi hizmet etmek için bir insanda bir konsantrasyon olur. Bizim mi karakterimiz farklıydı bence ben bilmiyorum ya. Oyuncular mesaj da veriyor Nihat. Şimdi 70'te miydi? Hocayla da bence araları iyi değil gibi yani. Serdar Aziz değil mi? Hiçbir baskı olmadan. Taca vurdu topu. Diyor ki benle sözleşme uzatmayın. Bırakmış yani artık ya. Bir de uzatmak istiyorlar değil mi? Evet yani açıklaması yok. Bak açıklaması yok bunun. Biz oyuncular performansı göstersek bir an önce feshetmek isterler ya. Yani vallahi bak ya. Bence dışarıdan yani mesaj veriyor oyuncular. Mesajı almak önemli. Bence başka. Ben alıyorum. Mesaj bence yukarıya. Yukarıya. Ya, ben değil. Bırakın diyor artık ya. Vuruyor topa mesela. Hiçbir baskı yok. Defans oyuncusu yanında yani 20 metre alanında hiç kimse olmayan topu taça vurur musun sen gerçekten ya? Gerçekten. Bunun yetenekle de alakası. Amatörde bile yapmaz. Amatörde halı sahada yapmaz. Halı sahada yapmaz. Yapmaz. Ya bak bir şey söyleyeyim. Sonuçta bizim az çok ne tarz yorum yaptığımızı biliyorlar. Hı-hı. Kelimeleri seçerek zorlanıyoruz şu anda. Yani. Normalde var ya gerçekten öyle bir eleştirilmeyi hak ediyorlar ki. %100. Hani o tarz konuşanlar var. Çok büyük malzeme verdiler onlara yani. Hani ne derlerse desinler, haklılar diyebileceğim bir futbol izledim ya. Bu kadar ben kötü bir Fenerbahçe görmedim diyeceğim ya. Görmedim. Bundan daha kötü olmaz diyeyim bak, bari. Pazartesi olabilir. Kasımpaşa maçında olabilir. Senede, yok ya bu kadar olmaz. Olur. Sen, kadar de olmaz. Sen de takip etmişsindir. Bu kadar olmaz. Ben 5 senede 3 şampiyonluk yaşadım. 2 tane kaçırdık. Kötü. Son iki, maçta kaçırdınız iki, değil mi? Evet. İki maç kaybettim. Yok Sert abi Deniz'de yoktu yok ama. Yok muydun ben orada? Ben o zaman Andres'e gitmiştim. Tamam. Ama şöyle söyleyeyim. 5 senede 3 şampiyonluk iyi bir istatistik. Doğru çok mu? Çok iyi bir istatistik. Tamam. Şimdi biz 2 maç kaybediyorduk. Bizi var ya yerden yere vuruyorlardı abi.
basın, gazete ne varsa ülke üzerimize geliyor. Ben çok yatıyorum. Bir şey örnek vereyim mi sana? Ben Fenerbahçe'nin bu kadar kötü. Bak 8 sene 7 sene şampiyonluğu da yok bir kenara bıraktım. Bu kadar kötüsünü görmedim. Bu kadar kötüsünü ben görmedim. Burada başka bir şey var Berkay. 3 yaşıma girdim ben bunu bulmak lazım. Yani İsmail Kartal şimdi basın toplantısına çıkıp bir şablonumuz var veya biz bir oyunumuz gelişiyor falan bana anlatmasın. Bana burada problemi anlatsın. Ben bunu duymak istiyorum. Oyunculardan çok büyük bir öz eleştiri bekliyorum şahsen. Bak çok büyük bir öz eleştiri. Diyemiyorlar abi. Bence oyuncular şunu diyemiyorlar. Biz diğerler, başkandan bak biz demeliler. Ben sana söylüyorum. Ben sana açıklayayım abi. Bu öyle haftaya yeneceğiz filan açıklaması yok, olmasın bana. Toparlayacağız bak, falan değil yok, yani. Yok olmamalı. Şunu söylemiyor. Bak ben hissediyorum. Ya kelime buraya geliyor. Burada kilitleniyor. Biz bu başkandan, bu yönetimden rahatsız diyemiyor. Yani koparım. Onu diyemezler. İşte ama orada. Kolay değil. Hayır konu. Hani bugün konu sakın, İsmail Kartal da değil aslında. Bugün sakın. Bak konu İsmail Kartal da değil. İsmail Kartal da biliyor zaten burayı yönetemeyeceğini. Bu kaosu da yönetemeyeceğini hani biliyor. Serhat bugün çıkıp bana sanki bu maçı unuttuk. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. O maçta iyi oynayacağız. Taraftarımıza kendimizi affettireceğiz filan demesinler. Taraftar öz eleştiri yapsınlar. Ya öz eleştiri. Bunu affedemezsin ya. Bir maçı alıp bunun sen... affı filan yok. Affı yok. Bu başka bir pes etmişler. Mert Hakan gelmiş bakalım neler söylemiş. Bu futbolun affı yok. Bütün sorumluluk biz oyuncuların. Sahaya çıkanlar biziz. Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar mücadeleden yoksun bir oyun ortaya koyamayız. Utanıyoruz. O zaman Mert Hakan'a da bir şey söyleyeyim mi ben? Bak ben Mert Hakan'ı beğenmiyorum. Ben her zaman söyledim. Evet, bu benim kendi şahsi. Bir uğraşıyor ya. Bak benim şahsi fikrim. Ama geçen hafta ıslıklandığında ben İsmail Kartal çıkarmamalıydı. Çıkarmamalıydı. Islıklandığı anda çıkardı. Ve bugün gol attı değil mi? İyi oynadı, kötü oynadı. Bir şey. Tabii. Bu hafta Kasımpaşa mı? Kasımpaşa kötü oynasın, ıslıklandığını yine çıkaracak mı? Yine çıkaracak. Çıkaracak. Problem burada. Oyuncuların nasıl güvenecek bu oyuncu var? Güvenemezsin abi. Benim arkamda böyle bir hoca olsa ben hoca için de oynamam. Ya Sert abi bak. 2000... Sadece şu lafını kestim. Fenerbahçe diyor ya biz diyor bak Mert Hakan çok kötü bir huyu var abi. Maç 2-0 olmuş. Takım rezil oynuyor. Hakemle uğraşıyor. O formanın ağırlığını biliyorsa kaptanlık bandını da takmış. Ki ben olsam vermezdim. Çünkü Fenerbahçe kaptanlığı böyle şey gibi dolaşmaz abi. Ya tabii abi. Hiçbir camiye dolaşmaz yani. Oradan bugün sen gelin yarın Ozan'a verelim. Ondan sonra ona veririz. Böyle bir şey değil o. Şimdi sen o kaptanlık bandını takmışsın, Fenerbahçe formasında ağırlığını diyorsun ya. Sen hakemle ne uğraşıyorsun kardeşim? Sen ilk önce top oynayacaksın. Senin takımın top oynamıyor. Hakem penaltı mı verdi adamlara? Haksız bir gol mü verdi? Hakem çok iyi maç yönetti. Kaptanlığın ne demek olduğunu çok iyi bilir. Verilmez abi kaptanlık az çok, ya. Az çok söylemi sahip milli takım kaptanlığı da yaptık yani. Öyle kaptanlık... Verildi mi senin dönem oradan oraya? Kaptanlık alınır abi. Kaptanlık sahanın içindeki performansla, duruşla... Tavırla, hırsla, arzuyla, azimle alınır. Yaşla da ilgisi yoktur. Kaptanlık verilmez böyle. Koluna herkes taksın o zaman. Olur mu canım? Bu takımın kaptanı bir Mesut Özil, bir Gustavo. Şeydi. Böyle bir şey. Ben orada tekimi koymuştum o, ya. Avrupa'da o. Ya Mesut mu o mu? Avrupa'da o, içeride o. Hangisi oynarsa kaptan o. Böyle bir şey var mı? Değerini ya? Azaltıyorsun. Abi bu oyuncu kime kaptan diye hitap edecek? Tabii. Herkese yani, kaptan diyecek o zaman. Tabii yani herkese. Yarın gün bana da gelir, bana da söylerler diyecek. Şimdi bizde mesela... Sen yemek yiyorsun, kaptanım diyorsun, 4 kişi dönüyor. Öyle bir şey olabilir mi? Herkes kaptan. Belli olur. Zaten olur. Bir takımda baktığın zaman acaba bu takımın kaptanı hangisi sorusunu düşünüyorsa zaten problem var demek. Tabii. Orada istikrarlı bir takım yok. Yok İstikrarlı demek. Oynayan bir oyuncu grubu yok. Değil mi? Bazı takımların kaptanı nettir yani. Fenerbahçe'nin şöyle bir istatistiği var bu sezon. Ligde şu ana kadar 26 maç oynandı. 26 haftada farklı 11 çıktı. Öyle bir şey yok. 26 maçta 26 farklı 11 çıkarır mı bir takım tarihinde ya? Tarihinde yoktur. Ama ben bunu söylediğimde çok eleştirildim. Rotasyon konusunu seninle başta konuştuğumuzda. Ben söyledim abi bak ben bunu anlattım. Pereira'yı korudu taraftar koruyabilir. Benim Pereira'yla bir sorun yok. Ama bir takımın iskeletini oturtursun sen ya. Bu takımın iskeleti bir tek Kim Min-jae mi? Tabii. Böyle bir iskelet olur mu abi? Şimdi kimle gol atacağım? Ben Nihat santr var, ben sağ kanadım. Ben Nihat'la oynamazsam Nihat'ın koşusunu nereden bileceğim? Nasıl ezberleyeceğim? Nasıl onu araya salacağım? Her hafta değişiyor. Her hafta acaba değişiyor. Acaba Nihat oraya mı koşuyor? Arkaya mı koşuyor? Nihat geliyor, hızlı adam araya kaçacak. Ertesi hafta geliyor Serdar Dursun, ona farklı bir oyun planı yapmam lazım. Ayağını istiyor. Düşünsene nasıl oynayacak? Şimdi diyor ki taraftar burada yazıyor. İrfan'ı dediniz, Pelkas'ı. Abi her hafta değişiyor diyoruz. Şimdi Pelkas bir hafta iyi, bir hafta kötü. Normal. Ama şimdi diyecekler ki Arda Tek'i. Normal abi Arda 16 yaşında tek başına göstermek istiyor yeteneğini. O ki doğuştan yetenek çünkü süper yetenek yani. Allah'ın bir lütfu yani. Allah vermiş yaratmış ya. Vermiş. Ya futbolcu ol demiş. Ona bir şey diyemeyiz. Sakın Arda'yı da şu profile koymayalım ha. Hani bazıları tabii.
Samuel kadar neden koşmadı? Valencia kadar neden koşmadı? Eminim ki olacaktır. Sakın, eminim ki Fenerbahçe'de olur. Sakın aman olur, bak. Olur. Olursa o zaman asıl olur, çocuğu koruyamayız. Evet. Bu niye bırakın bu Arda'yı. Koşmasın bana bu çalımı atsın. Bu kulüpte bana bu çalımı atsın. Alex'e çip takılıp Alex'in 20 sene sonra koşmadığını bulduk. Koşu mesafesi böyle bir camiye düşün. Alex'i koşmuyor zannediyorlardı futboldan ya, anlamayanlar. Golü o satıyor. Kadar topla neden buluşuyor? Orada hareketli olduğu çünkü için ya. 2 metrelik, 5 metrelik koşularda. Bize belki diyorlardır. İrfan'ı söylüyorsunuz, Pelkas'ı değil mi? Mesut'u Yaman'da Sosa'yı Sosa, söylüyorlar. Mesut, yine söylüyorum. Ama şunu hayal etsinler söylerken. İyi bir Sosa, iyi bir İrfan, iyi bir Mesut, iyi bir Ozan. Ozan da dahil. İyi bir Valencia. Geçen sene Emre Belezoğlu ne döneminde 10'da 8 galibiyet. Tabii. Ama iyi olduklarında, tabii, kötü olduklarında da ilk biz eleştiriyoruz. Tabii. Pelkas, kaç bir kere maç bir varsın, 5 maç yoksun. Saydığın isimler kaç kere bir arada oynadı? Oynamadı bu sene geçen işte. Geçen sene 10'da 10 oynadı. Geçen sene 10'da 9 oynamışlardır. Tabii. Ne oldu? 8 galibiyet. 8 galibiyet. Ama işte bozuyorlar. Ben o yüzden söylüyorum. İsmail Hoca gelmiş, bakalım neler söylemiş maçın ardından. Merak buraya ediyorum, iyi mücadele edip galip gelip turu geçebiliriz inancıyla gelmiştik. Karambolde şanssız bir gol yedik. Ferdi'nin sakatlığından dolayı yerine oyuncu sokana kadar ikinci golü de yedik. Daha sonra golle cevap verdik. İkinci devre rakibimiz sert başladı ve üçüncü golü yedik. Bugün çok istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. 3-2 kaybettik ve eğlendik. Üzgünüz. Biz biliyoruz bunu zaten. Yani evet böyle oldu. Bunu konuşuyoruz zaten. Niye olduğunu konuşuyoruz. Bak böyle olmadı. Karambolde şanssız bir gol yemedi. Değil bu arada, öyle tabii, şanssızlık olmaz. 4 tane hata peş peşe geliyorsa o şanssızlık değildir. Beceriksizliktir. Ben o zaman takip etmemedir. Bizim kendi şanssız aramızda özel yaşadığımız bir şey anlatayım. 2-2-2. Ferdi'nin sakatlığından dolayı yerine oyuncu sokana kadar ikinci gol yedi. Sok. Benim suçum değil Sokuhan. Sokuhan. Ben... Ya oyunu durdurup oyuncu değişikliğini yaptıramayan bir Fenerbahçe takımı var burada. Hocam söylüyor bunu. Oyuncuları ne eleştirmesi İzleyicileri... lazım kendisini. Bence hani Allah, benim görüşüm. İzleyicilere buradan bir şey söyleyeyim. Çok normalde hani bizim burada yaşadığımızı anlatmıyoruz ya. Ben anlatayım. Tabii sadece ikinci golle ilgili. Nihat evet, dedi ki hani ne zaman oyuncu değişikliği olacak dedi. Biz de ne dedik senle? Santra'da oyun durur dedik. Santra'da olur dedim Nihat'a, bekle. Ya, çünkü yani görünen köy kulübü istemez. İkinci gol yedi. Şimdi burada İsmail Kartal bana neyi anlatıyor? Ben biliyorum böyle bir açıklama geleceğini. Bir daha o dursun ekranda. Bir dursun. Şimdi İsmail Kartal ve İsmail Hoca bize neyi anlatmaya çalışıyor abi? Şimdi ya şimdi biz ondan maçın analizini bakıyorum, istemedik ki biz zaten analiz değil bu. Burada niye şey ya analiz dediğim şey gördüğümüzü anlatıyor bize. Gördüğümüzü cümleye dök. Karambol'e gol yedik. Ferdi sakatlandı. 2 yedik. İzlediğimizi anlatıyor. Senin buraya yazdıkların biz onu anlamışsın. Doğru. Ferdi sakatlandı. Evet. Devre arasını gol yedi. O da doğru. Devre arasını anlatsın. Desin ki oyuncular yani, bunları şimdi, söyledik. Sahanın içinde şurası, alamadık. Şurası çok önemli değil mi? İkinci devre rakibimiz sert başladı ve üçüncü golü. Niye Fenerbahçe daha sert başlamadı? Niye rakip daha sert başladı? Bunu anlatması lazım. Evet. Veya bu, biz rakibi çalıştı diyor ya. Rakip niye hep uzun toplarla bizim defans arkasında pozisyon bunun yarattı? Bunun çare bulamadık. Şimdi rakip bizi çalıştı, biz mi bunları çalıştık? Rakibi analiz ettim, evet, ama tek oynadığım sistem Tisserand şişirecek Serdar'a. Evet. Tisserand şişirecek Valencia'ya. Buraları anlas. Bu muydu yani tek sistem? Ben başka bir şey görmedim. İki maçtır. Arda'nın attığı golü arkadaşlar herkes unutsun ha. O Arda'ya özel bir şey. O başka. Öyle bir planda yok mu? Başka bir plan görmedim ve çok iyi analiz ettik dedi Slavia. Çok iyi çalıştık dedi. Şunun yani iddiasını girebilirim. Herkesle kendi futbol görüşüm ve bilgim. İsmail Kartal ne dedi bilmiyorum ama şunun iddiasını ediyorum. Her maçta 20 tane top Serdar Dursun'a şişirilsin, bir tane indirip asist yapamaz. Ve bence İsmail Kartal da Fenerbahçe'de bunun farkında değil. Çok acı bir şey. Bak Serdar Dursun gol atabilir. 2 tane atar, 3 tane atar. Hiç önemli değil. Ama Serdar Dursun o pivot santrafor var ya, kafayla indiren Hoydonk veya işte Drogba alır göz. O değil biliyor musun? Yok değil canım, bence de fizik. Ama o, fizik onu andırıyor. Ama o gibi oynuyor Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe o gibi oynuyor. İşte evet, anlattığı o niyetin. Evet, evet. Yani Tisserand'ın o topu oraya vurum. Çünkü o değil. Fenerbahçe'nin sistemi de bu değil. Ve Fenerbahçe bunu çalışmamıştır da. Ben İsmail Kartal'ı şu an sorsak iddia ediyorum, der ki öyle bir sistemimiz yok bizim. Niye yapıyor o zaman Tisserand bunu? Niye Atilla Zalay sürekli topu Serdar'a vermeye çalışıyor? Serdar'ın arkasına koşu yapacak etrafında oyuncu yok ki. Serdar ne yapsın onu? Kime indirecek? Hadi diyelim yanlışlıkla Samuel indirdi. Kim koşacak? Yine onlara gidecek. İçeri girmiyorlar çünkü. Top sonra geri dönüyor. Ben şunu anlamıyorum abi. Şimdi biz Erman abiyle Fazlı Trabzonspor'da bu hafta konuşmuştuk. Yani iyi teknik direktör, kötü teknik direktör ayrımı yaparken zor olan top sendeyken hücum organizasyonunu çalıştıran, bunun üzerine kafa yoran teknik direktörlerin artık fark yarattığını söylemiştik. Rakibi açmak zordur. Birçok pratik gerektiren, birçok set oyunu gerektiren bir durum artık günümüz futbolunda. Ama top rakipteyken en azından belli duruşlar sergileyerek
belli bir alanı kapatabilirsen. Bunu çalışmak daha kolaydır. Tabii. Fenerbahçe daha kolay, zaten zorunlu geçtim. Daha kolayında bile inanılmaz amatörcü hatalar yapıyor. Bugün hele hiç yapamadı kolayı. Hani topun gerisine çekilirsin, biraz alanı kapatırsın, kayarsın, hatlar arası yakın durur. Rakibine bu kadar pozisyon vermesin. Onu da başaramadı. Ya hiçbir topa hamle yok. Aktif alana girdiğinde rakip oyunculara pres yok. Bir de Fenerbahçe fizik olarak da çok düşmüş. Hadi bak, Pereira döneminde tek öveceğim şey Fenerbahçe fizik olarak iyiydi. Şimdi Fenerbahçe fizik olarak da çok kötü ya. Bilmiyorum, sen beğeniyor musun fizik olarak? Fizik yok ki. Daha dakika 5. Fizik yok. Yani Osayi Samuel, Osayi Samuel diyoruz. Yani, ya Osayi Samuel ne dedim sana, 90 değil 190 dakika koşsa yaptığı koşuların hepsi boş. Şu bir pozisyon ama var ilk yarıda. Boş yani, boş koşan oyuncu. Sağ tarafta bomboş, böyle önünde kaleyi de gördü Osayi Samuel. Perkasa çıkardı bomboş. Biz de net, sonra 35'ten şut attı, şut attı değil mi? Net şut pozisyonu değil mi? Çok net şut pozisyonu. Tamam, ben de Nihat'a ne dedim biliyor musun? O şutu atacak özgüven yok. Vursun kaleci. Sonradan vurduğu şut da onun ispatı. Ve Soza'nın vurduğu top. Soza bence o kadar kötü topa vuran bir insan değil. Ya tabii ya, ki ama değil. Ama kesmeyi de unutmuş. Her şeyi unutmuş. Şaka bak, gibi yani. Asisti yok Soza'nın yani. Ya. Var mı, hatırlıyor musunuz? Yok yok. Bir yan tane toplardan. Şimdi Beşiktaş'ta, Trabzon'da bu işleri yaparken hepsi tehlikeli tabii oluyordu sen ya. Şimdi faal oldu. Alarm sirenleri çalıyordu tabii topun başına geçtiğinde. Yok. Son maçta Arda'nın kestiği topları hatırlayın. Evet. Ya bugün Arda bari top da keserdi ya. Bir korner keserdi. Arda'yı yönetecek. Faul keserdi. Bir tehlike yaşadı. Gerçi bekliyorum ben. Hoca ne bu hocanın açıklaması biraz önce okuduğumuz, ekrana verdiğimiz açıklama. Hemen maçtan sonra yaptığı kısa röportajda. Şimdi basın toplantısında muhakkak ki Arda ile ilgili bir soru sorulacaktır. Vereceği cevabı oldukça merak ediyorum. Pelkas gelmiş, Pelkas'ın açıklamalarını aktaralım. Bizim için zor bir maçtı. Çalışmalarımızı yapmıştık, planlarımızı yapmıştık ancak bu planlar sahada maalesef işlemedi. Ama artık burası geride kaldı. Ligde kalan maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Pelkas'ın var ya, tek geldiği yer bizim Nantspor programının ekranı. Evet, onu da görüyoruz. Bir maç sahanın içinde 3 maç yok. Bu sene yani nasıl bir Pelkas var onu da anlamıyorum. Böyle bir kalite nasıl bu kadar formsuz olabilir anlamıyorum. Zaten anlaşılmayan o kadar şey var ki. O kadar çok şey var ki. Taraftar da şokta. Kötünün kötüsünü izliyorlar her hafta. Artık bazen maçı izlerken ya bir ya eleştirmekten yoruluyorsun ya. Şimdi, gerçekten yani ya. Kimi ağzımıza alsa. Önemli olan devamı nasıl olacak Nihat? Ben onu merak ediyorum. Şimdi böyle devam için, etmez yani. Yani bak ben hiçbir zaman başkan istifa etsin demedim. Bunun adı Neşter miydi? Evet. Nedir ama yani bir olağanüstü bir karar alınması lazım. Benim aklımda bazı gerçekten söylüyorum. Bazı oyuncular var abi. Beraber yapalım. Seneye bu takımda Altay kalsa hayır der misin? Tamam. Zalai. Demem. Kim? Demem. Tamam. Arda'yı zaten büyük harflerle yazıyorum artık kocaman. Ferdi. Arda. Ferdi. Değil mi? Kesin. Başka hemen düşünüyorum. Ben İrfan. Valencia. Valencia. İrfan. İrfan. Mesut da diyorum Mesut ben. Mesut da derim. Çünkü hani hoca evet değişir filan. Kaç yazı? 2, 4, 6, 8. Başka unuttuğumuz var mı? Bence yeterli. Değil mi? Yani şimdi o yine çıkacak. Bak, 8... Ne olacak biliyor musun? Bir iki tane çıkacak diyeceksin ki tamam formayı terletiyor hadi o sayı. Kandırır değil mi? Kandırır mı? Kandırır mı? Kandırır mı? Kandırırsın abi, anladın mı? Pelkası da mı istemezsin? Aa bak, ben Pelkası da istemem. İyi bir Pelkası. Ama iyi olup olup olmayacağını gerek. Yani, biz şu an Pelkas'ın aslında çok kötü olabileceğini de gördük. Evet ya. Bu şimdi Fenerbahçe'nin şunu şu ama çok... o hale de getirildi. Tamam. Sonrasında da toparlayamıyor. Şimdi şöyle bir liste var biliyor musun? Pelkas'ın çok iyisini bekliyoruz ya biz. Ama artık Fenerbahçe'nin inşallah iyi olur, öyle bir futbolcuya ihtiyacı yok. Mesut'u falan yazdık ya, Mesut'u evet en çok koruyanlardan bendim. Ama Mesut da böyle olacaksa o da olmasın. Bak, üzülerek söylüyorum ben, Nihat. Ben Mesut şu an neden oynamıyor net bilmediğim için bir şey diyemem. Sırtı Mesut ağrıyor oynadığında... Bize gelen açıklama sırtı ağrıyor. Abi, bu nasıl bir sırtı ağrısı? Açık kalp ameliyatı hani iki günde düz koşulara başlıyor. Mayoc'un açıklamaları basın toplantısında devam ediyor. Avrupa'dan elendik. Kupadan da elendik. Bir tek lig kaldı. Lig artık ikinciliğidir herhalde değil mi? Herhalde onu kastediyor hoca bilmiyorum. Artık haftada bir maç oynayacağız. Bahanemiz yok. Maç maç düşünüp ilerleyeceğiz. Ekranda geldi şu anda. Ligde sıralamadaki yerimizi daha üst sıralara taşıyarak önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidebilmek için mücadele edeceğiz demiş İsmail Kartal. Ne basın toplantısında. Bir dakika. Önümüzdeki sene mi?
maç maç düşünüp ligde sıralamadaki yerimizi daha üst sıralara taşıyarak önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gelmek şey için mücadele edeceğiz. Ya İsmail Hoca boş yapıyor abi. Ben bu, bak gerçekten sinirleniyorum. Ya ne Avrupa'sı ne seni Avrupa'ya hazırlanacağız. Sen Fenerbahçe'nin başka bir problemi var hocam, yani bunu görmemezlikten gelemez yani. Evet, bu nasıl göz ardı ediliyor? Ya göz ardı ediliyor. Ben ona rahatsız oluyorum, anladın mı? Fenerbahçe camiasında problemler var. Fenerbahçe'nin problemi seni Avrupa'ya hazırlanmak değil. Ya Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa maçı şaka oynarken yani ligi düşünüyoruz. Ligde Avrupa. Ligdeyken Avrupa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Zaten bizim üç kulvarda yarışıyoruz. Bizim bazen başarısızlığımızın sebebi hep şöyle anlatırım yani. Şimdi eşiyle yemek yiyor çarşamba günü. Pazar günü oynayacağım maçı düşünüyor yemekte. Pazar günü maça çıkıyor. Çarşamba günkü yiyeceği yemeği düşünüyor. Yerinde zamanında düşünüp konsantre olamıyoruz. Hocalarımız da aynı. Avrupa'dayken ligi düşünüyorlar. Planı anlatmış. Başlangıcı planını anlatmış İsmail Hoca. Maça dair arkada üçlü kalıp öndeki forvetlerimizi içeri yönlendirip Ferdi ve Osay ile hücum destekli bir plan hazırlamıştık. İki kanat oyuncusunun ön tarafa desteğiyle gol atmayı hedefliyorduk. Ferdi sakatlandı, sonra dörtlüye dönmek zorunda kaldık demiş İsmail Kartal. Sol bek Ferdi'yle. Evet. Hatta maç izlerken hatırladın mı Sert abi? Bir Altay Ferdi'ye uzun top atmıştı. Evet. Hatta dedik yani Ferdi o tarafta top Fenerbahçe'de hazırlık pası yaparken ne işi var? Ferdi'ye uzun top niye oynuyor Fenerbahçe diye düşünmüştük. Plan dahilindeymiş. İşte İsmail Kartal. Ferdi'ye uzun top. Plan İsmail Kartal geldiğinde ne demişti? Güzel plan. İlk döneminde Aykut Kocaman'la Ersun Yanal'ından ikisinden bir karışık bir şeyler yapacağım. Bir oynatacağım. Şu anda Pereira'nın oynattığı oyunu devam ettiriyor. Üçlüye dönüyor. Üçlüden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne gerek var ya? Ferdi'yi uzun yani ne böyle bir şey elindeki kadroyu değiştirmeden Arda'yı bir maç oynatıp bir maç oynatmayarak üçlüden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuçlar bekliyorsun. Olmaz abi. Çıkmaz yani. Ferdi ile atağa çıkmak güzel bir düşünce ama Ferdi'ye uzun top atılarak atağa çıkılmaz. Kasa, nasıl kasa, çıkılır? Kısa, kısa. Ferdi ayağı temiz oyuncu. Önünde Pelkas mı oynuyor? Pelkas'a verir, bindirir Ferdi. Sonra orada topu alır, çalım yapar, içeri girer, orta keser, gol attırır ya da kendi şut atar, gol atar. Ferdi'ye uzun top atıyorsun. Ferdi'nin boyu 1.70. Uzun top attığında Ferdi nasıl alsın? Ferdi'ye uzun top atsan geriden gitse mesafe uzun yetişemez. Taça çıktı zaten evet. Bir iki tane. Sakatlandı üstüne. Yani ben bu sistemi anlamadım. Bir de Samuel'le istediğin kadar sıfıra in. Ya. Bugüne kadar indin. 1500 kere. Hiçbir şey olmadı. 1499'u rakibe kesti yani. Sakatların yani çok da, enteresan ya. Sakatların, bir opsiyondan bahsetmesi enteresan. Tek hedef lig kimlerle devam etmeli ve mücadele vermeliyiz. Bunları bu akşam çok net gördük demiş. Kimlerle bundan sonra devam etmeli ve mücadele vermeliyiz? Bunları bu akşam çok net gördük. Heh. Bundan önceki maçlarda da gördük. Sakatların da düzelmesiyle en iyi oyuncularımızla devam edeceğiz. Hepsi bizim oyuncumuz, hepsine ihtiyacımız var. Şimdi hepsine ihtiyacı yok. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Hepsine ihtiyacı yok. Şu açıklamadan. Kendine çelişiyor. Şimdi eleştiriyor musunuz evet. Oyuncularınızı? Herkesi gördük yoksa diyor. Yoksa herkese ihtiyacımız var. Yok işte herkese ihtiyacı yok. Serhat'ın da dediği gibi. Kesinlikle. 2 kere 2 4 bazı şeyi gerçek söyleyeceksin. Eğer diyorsan. Ne dedi o ilk eleştirisinde? Kimlerle devam etmeli ve mücadele vermeli? Bunları bu akşam da gördük, daha önce de görmüştük diyor. Bunun ardından, bu açıklamanın ardından hepsine ihtiyacımız olmadığını var belli. Dememeli. Ben zaten İsmail Hoca'nın birazcık iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknik direktörlük gerçekten sadece sahanın içinde teknik değildir. Dışarıya tabii verdiğin mesaj, iletişim de çok önemlidir. İsmail Hoca'nın verdiği mesajlarda biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Hem eleştiriyorsun hem sahip şimdi çıkıyorsun. Seni bunun gelecek ortası yok. Löv gelirim artık bu saatten sonra gelmez geldi mi? Geldi diyorlar. Ya şey. Hani şey açıklama yaptı dediniz ya. Geldi diyorlar. Ya bence de hala en ciddi aday Löv. Öyle söyledi. Şimdi isim de verelim. Sonuçta Twitter'da Murat Aşık Başkan'la evet, konuştum evet, dedi. Işte o evet, ama söyledi evet. O. Peki Löv niye gelmiyor İstanbul'a bir tane maç izlemiyor geldiyse? Şimdi, benim de anlamadığım o değil mi? Sistemin ne olduğunu ben çözemedim. Ama ne olursa olsun bu takımın sonunda Löv de gelse yeni yardımcı da İsmail Kartal'la sene sonu inşallah hani sene sonu diyorum da ben daha erken de olabilir. Çok karıştı. Ama şimdi hep hoca, hep oyuncular evet ama yani Fenerbahçe'nin bir karar alması lazım. Seneye de düzelmez. Bak Löv de gelsin. Seneye de böyle düzelmez. Sen başka şimdi Löv'ü ben seviyorum. Benim de hocam da ama şimdi Löv 50 milyon rakamlar söyleniyor. 50 milyon bütçe istiyor. Transfer yapacak. Euro. Evet, 50 milyon euro bütçe istiyor. Tamam isteyebilir. Sen ikna edeceksin. Tamam, ya o adam isteyebilir. İçeride 5 milyar TL borç tamam. Var. Tamam. Hoca şimdi, ama gidiyorsan Löv'e adam da böyle tamam, transfer adam bunu isteyecek yani. Ama şunu bilmeli Löv. 50 milyona düzelecek bir şey değil bu. Başka bir şey var. Kaça düzelecek?
Hayır, transferle düzelecek bir şey değil bence bu. Bence de. Ya sen şu an bu takıma Messi'yi koysan düzeltir mi? Ne yapacak Messi ya, ben nereye geldim der. Bu yani, vasatlık ve sıradanlık Fenerbahçe'de çok ciddi bir, hani sadece bu senenin sorunu da değil. Fenerbahçe'nin bir sürecin sonunda geldiği sonuç bu. Tedavi edecek birisi lazım. Çok ben size açık söyleyeyim. Vasatlığa çok alıştı. Ben sizden şunu duymak istiyorum. Tedavi edecek birisi lazım. Fenerbahçe camiası gerçekten sorununun ne olduğunu biliyor mu? Camia bilmiyor bence. Ben biliyorum. Benim de bir fikrim var ama camianın ben sana söyleyeyim. Net emin oldum. Ben bu oyuncuları yederim bak. Bu kadar da iddia ediyorum. Oyuncular işte kötü değil. Bence de kötü değil. Bence oyuncular kötü değil. Kadro ama iyi. Oyuncuları iyi etmek lazım. Ha. Oyuncuları teknik direktör mü sence? Bak bana görev verseler bak. Asla çok bana deseler. Ama yine en baştan başlar. Bak, sportif direktörlük falan hiçbir şey istemem. Sadece benim mental olarak bu oyuncularla birazcık vakit geçirirse ben bunların hepsini iyi ederim. Bunu iyi edecek adam yok orada. Anladın mı? Yani Mesut'un o sırtı ağrıyor ya. O sırtı iyi etmek önemli. Tabii. Bu masajla işte elektrik tedavili buzla geçmez abi. Mesut'un... Konuşacaksın. Konuşacak adam yok. Mesut'u bir alacaksın. Mesut'u alıp sen götürmez misin ya? Sen niye abilik yaptın milli takımda? Yapmadın mı? Abi. Sen Tuncay Tümen yapmadınız mı? Siz Fatih Hoca niye bu görevi verdi abi? Bence ya anlat ya burada anlat. Mesut'un beynine biraz. Sen oyuncularla irtibatın nasıldı? Sen eski milli takım kaptanı olarak. Şimdi düşünsene ben o Avrupa Şampiyonası'na oynuyorum. Abi olarak eski milli takım kaptanı gelmiş. Tümer Metin, evet. İşte Nihat Kahveci, Tuncay. Şimdi bunlar bana bir şey söylüyorlar. Bulmaz tabii, mısın tabii. Abi sen çok şimdi? Çok doğru. Ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Anladın Mesut'un mı? Mesut'un da ona ihtiyacı var. Olmaz mı ya? Mesut'u ben bir Mesut, alacağım diyeceğim. Sen bir gel kardeşim. Bak, kim olursa ya. Olsun dünyanın en büyük yıldızı da olsa. Bir oturalım biz sende ne var? Bir anlat bana yani. Yıldızı da olsa sevdiği birinden güzel bir şey duymaya. İhtiyacı motivasyon var. Artırma ihtiyacı var. Bence Mesut'a karşı o davranışta bir eksiklik olduğunu hissediyorum. Mesut'u çok bazen mutsuz görüyorum. Herkes sen yaşamadın herkes mı Beşiktaş'ta? Herkesin ihtiyacı var. Ben yaşadım abi. Ben Fener'de 19 yaşında geldiğimde Oğuz Çetin yardımcı hocaydı. Gözünün içine bakıyordum. Bana iki bir tane şey çık... desin. Ya de. Biz onunla büyümüşüz tabii, kardeşim. Tabii. Bunu anlamayacak mı canım? Şifo abi. Bu Ali Koç. İtman'da gol atıyordum. Şifo abi bir ölsün diye bakıyordum tabii. Yüzüne bak, yani. Gerçekten bunu anlamıyor insanlar. Taraftar da bunu anlaması lazım. Başkan bunu anlamıyor mu abi? Bu başkan çılgın, deli Fenerbahçeli değil mi? Bizim yaşadığımız Ali Koç. Ben yaşadığım evet. adamı tribünde. Bu nasıl anlamaz bunu ya? Bak başkan Fenerbahçe'ye seçimde beni konuşturtmasın böyle geldi. Yani Köln Fenerbahçe Derneği'ni ben bunun ispatını yapmayayım yani. Dedi ki biz dedi Serhat Akınlar, Tuncaylar o ruhu geri kazanmamız lazım dedi. E sen bunun için niye bir adım atmıyorsun kardeşim? Sen Mesut Özil'in sırtı arıyormuş. Abi Mesut sohbete ihtiyacı var. Fenerbahçe'yi anlatacak birine ihtiyacı var. Sırtını sıvazlayacak. Bir gel var. İrfan kardeşim. Ne oluyor ya? Bir sıkıntı yok. Ne bir olacak abi? Olun. Bir sakin olun ya. Biz toparlarız ya. Ama biz Fenerbahçe'yiz kardeşim. Tam tersi. Tersi yapılıyor. Bir örnek vereyim mi? Hoca burada. ona trip atıyor. Ben Mesut Özil'e yelek veriyorsam yarın ilk 11'e oynayacak diye ben onu yazmak zorundayım. Bu şeye benziyor. Sen onunla konuşmadan şu çıkartırsan an, Mesut Güzel abi. Normal an, bu. Şu şeye benziyor bak. Şu an ortalık Arda diye yıkılıyor değil evet, mi? Haklı evet, bir şekilde evet, ki evet. Çok normal. Titi'de ama, bir numara Arda var. Tabii normal. Ama Alex bir şey paylaşıyor. Arda var ya dünya mutlusudur. Bizim söylediğimiz o boşu umurunda değil. Alex kimse. Paylaşmış. Evet. Hani onu anlatmak evet. istiyor. Abi benim... Gerçekten ben önemli ya. Ben size sana söyleyeyim. Ben Oğuz Çetin hani eskilerle büyüdük ya. Tabii. Şimdi ben Oğuz Çetin yardımcı hoca. Bak Mustafa Deniz de ayrı. O baba rolünde. Tabii zaten o ulaşmak onunla zor yani. Onunla bir mesafemiz var ya şimdi. Ulaşamıyoruz oraya. Ulaşmak zor. Normal. Metin Tekin. Evet sen de aynısını yaşadın. Şimdi ben Oğuz Çetin var ya antrenmanda Beşik oynadığımda bana bir gülümsemesi, bir bana dokunuşu benim %10 performansını artırdı. Bunu Ali Koç'a birisi Allah rızası için anlatsın. Eğer bunun da bizim bu kayıt gidiyorsa önüne muhakkak gidiyordur. Bunu dinlesin. Buna ihtiyacı var futbolcuların. Birisi onlara Fenerbahçe'yi anlatmak zorunda. Fenerbahçe'nin nasıl büyük bir cami olduğunu anlatmak zorunda. Bu kadar abi. Yani çok zor bir şey değil. Olmadığını anlatmak zorunda. Ya Metin Tekin bu genç takım geldi. Nihat hani herkesin beklentisi. Geldi 5-2'de ya Nihat'la 2 şakalaştı. Performansın artar mı artmaz mı Nihat? Allah aşkına bunu söyle bana ya. Ya 5 değil 10 koşmaz mısın abi? Bu hudur olay yani. Karşı oynayacağız. Koridorda orada biliyorsun Maradona'nın evet, klişesi var. Evet, dua ediyor. Aşağı ineceğiz böyle. Düşün. 15 gol falan atmışım. Zaten İspanya konuşuyor. Evet. Ronaldinho bana böyle yaptı. Abi maça işte. Çıkmadan. Tebrik ya, etti. Muhteşem oynuyorsun ya dedi. Ona sahibi çıktı. 200 kilometre koşuyorsun var. Bunu anlatmış. Bu ki o abi. Rakip takım oyuncusu abi, ya. Motivasyon bu oyuncuda motivasyonu kaybolmuş abi. Motivasyonu tükenmiş. Ronaldinho da Ronaldinho. Sen de biliyor musun? Ronaldinho. Ben Rüştü abi Barcelona'dan geri döndü. İlk sordum Ronaldinho'ydu. Ben ayrı bir şeyim vardı yani.
Yani ama dediğin eski, çok doğru. Gerçek Ronaldo farklı değil. Bir şey söyleyeyim. Bak o dönem Messi yeni kadroya giriyordu. Evet, yeni yeni. Rüştü abinin olduğu dönem. Ama Ronaldinho'nun tat dönemi. Messi oyuna girerken var ya Ronaldinho gidip böyle hadi koçum başarılar diliyordu. O Messi ne hale geldi bak. Öyle bir övdü ki. Biz de Arda'yı saklayalım, koruyalım. Ronaldinho nasıl övdü? Arda'yı cam kavanozun içine koyalım. Ya top oynamasın. Tamam bak, iki maç oynadı. Aman ha. Ronaldinho daha uçtuğu dönemde artık dünyanın en iyi oyuncusu kesinlikle herkesin Ronaldinho dediği dönemde şey dediler Ronaldinho'ya. Dünyanın en iyisi olmak nasıl bir hissediler? Messi daha 16-17. Ben daha Barcelona'nın bile en iyi oyuncusu değilim dedi. Öyle biri geliyor ki dedi. Öyle biri geliyor ki dedi. Ama belli ediyordu. İki seneye falan dedi zaten. Herkes onu konuşacak dedi. Aynen. Yani bir oyuncu motivasyonu nasıl yükseltilir? Hani senin biraz önce söylediğin gibi hani Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de bunu kim yapacak? Messi'yi de korudular ya, oynatmadılar. Hiç oynatmadılar. Hiç sakladılar. Messi'yi oyundan almadılar ya kötüyken. Bir gün bak Luis Enrique gibi bir efsane geldi. Teknik direktör oldu Serhat. Dakika 75 Messi'nin tabelası kalktı. Messi böyle yaptı. Çıkmam dedi ya, böyle yaptı. Tamam dedi, oturdu ya, çıkmadı ya. Biz ise koruyalım. 70'te oyunu al. Yapsın aman İsmail Kartal'a. Aman 3 maç peş peşe oynamasın. Yapsın. Olmaz İsmail Kartal'a yapsın. Dün bir şey dikkatini çekti. Bir daha çekti. Forma yüzü göremez. Hani biz Arda, sen biz o yüzden kaybediyoruz, anladın mı? Ego yok abi. Ya Luis Enrico dediğin aynen, adam kim? Aynen. İspanya'nın aynen. Efsanesi değil mi bu adam? Barcelona'nın. Bu bile eğer bazı şeyleri sineye çekebiliyorsa demek ki onlar aşmış abi. Bak Bayern Münih'in CEO'su kim? Oliver Kahn. Bütün altyapı, bütün yönetim, her yerinde eski futbolcu var. Milli takımdaki o Dünya Kupası'nı kaldırmış Klose'ler altyapıda 19 başında. Niye biliyor musun? Daha küçük çalıştırıyor ya bu Klose. İşte oradan yükseliyor yavaş yavaş. Ha, bunların hepsi teknik direktör olacak anlamında. Ama oyuncularla diyalog kurabilecek bir sürü insan var. Fenerbahçe'de bir tane yok. Maalesef. Bir tane Mesut Özil. Mesut Özil, İrfan fark etmez, isim olarak fark etmez. Arda dahil. Arda'yı da kim koyacak? Ya Sosa şey yapıyordur. Ya da şeyler ama orada yönetimde veya işte bunu profesyonel bir abinin önünde lazım. Kimse yok ki. Profesyonel ben onu anlattım. Başkana dedim ki başkanım eğer Koku'yu getiriyorsan Allah rızası için dedim ben Kayıt'la oynamadım. Ama Koku'yu iyi tanıyan Kayıt, Fenerbahçe'yi de iyi tanıyan Kayıt ve Van Hooydonk'un yanına getir ki dedim baraj olsun. O mesafeyi, o köprüyü kursun oyuncularla dedim. Dinletemedik. Ve bunu Fenerbahçe yıllarca yaşadı. Bak asıl problem bu. Ya basayı Pereira'nın gelmesi değil. Pereira'nın yanında kimin gelmesi? Fenerbahçe'nin o kim yok ya? Aradaki o isim. Kim gelecek dedi? Öyle bir isim yok ki. Kim geldi? Öyle bir isim yok değil mi? Futbolcularla yönetim arasında. Hani yok, gelir yok. Böyle futbolcuyla hayır. Kankadır. Bir derdi vardır. Yok, yok. Sayın başkanım işte herhangi bir futbolcunun şu derdi var. Şöyle şöyle bir sorun halledelim. Öyle bir isim yok. De yok değil yok mi? Yok ya. Bak o önemli bir isim. Lazım ya. Ya bu sportif direktör kulübe. Demek değil bu. Yani bu bizde mesela Sinan Engin vardı. Abi tabii. Bizimle futbolcu gibi geliyor oturuyordu. Sonra gidiyordu yönetimi. Hani çünkü oradan da gelmiş. Oradan onu da yapmış. Yani. Yönetim tarafı da yapmış. Sağdan da iki tarafı da yaşamış. Oldukça önemli. Ya ben düşünsene işte Arda'nın bana ihtiyacı var mı? He. Yok ama şimdi Arda'yı aldık. Yanına Mesut falan gittik. Bir yemek yedik. Çocuk. Birazcık muhabbet, bir kafa dağılacak ya. Fenerbahçe'nin bir hedefi var mı bu sezon? Lig var mı çocuk? Ama o kafa dağıtma var ya onlara galibiyetten daha iyi gelir. O iyi geleceği için bu sefer taraftara da iyi gelecek şeyler yapacak bu oyuncular. İsmail Hoca'nın dün abi biz seninle fazlında konuşmuştuk ya hani Mesut'la Arda hepsi bizim oyuncumuz değerli bunu eleştirmiştik. Dün bir şey dikkatimi çekti maçtan önce yaptığı basın açıklamasında. Ya hoca şöyle bakıyor meseleye. Altyapıda Arda Güler çıktı dedi. Çok önemli işler, çok büyük oyuncu. Arda gibi çok oyuncumuz vardı bizim altyapıda. Yok abi. Yok öyle. Arda gibi yok az hocam. Var öyle. Yani şimdi herkesi aynı noktaya tutmak, herkesi aynı seviyede bir beklentinin olması bence en tehlikeli şey büyük takımlarda. Herkes ya, aynı performansı veremez. Herkesin aynı görevi, rolü olamaz bir takımda. Sana, olmamalı zaten. Olmamalı da zaten. Şunun, o zaman başarısız olur. Başarısız şunu olur. Söyledim sana. Şimdi İsmail Kartal herkesi koruyacağım diyor ya. Aslında herkese zarar veriyor. İstemeden belki böyle. İstemeden. Şey. Aslında diyor hani koruyayım ben de Fenerbahçe'yi. Ben de oraları yaşadım diyor. Yanlış. Abi, sen Mesut Özil ile Arda'yı aynı kefeye koyamazsın. Arda'yı da altyapıdaki oyuncularla aynı kefeye koyamazsın. Onu koyamazsın anladın mı? Bak ben bunu demiyorum. Mesut ondan daha yetenekli ve Arda hiçbir zaman Mesut'u geçemeyecek demiyorum. Evet. Ama sen Mesut Özil bizim değerlimiz, Arda da değerlimiz dersen hem Mesut'u zarar verirsin hem de belki Arda'ya verirsin. Arda da belki der ki ben Mesut Özil ile aynı kefeye koyacağım. Ben olmuşum der. Tabii, bak tabii, tehlikeli tabii, bir şey. Çok tehlikeli. Altyapılarda da derler ki biz de Arda gibi bize de şans verin o zaman derler. Biz de gidelim orada oynayalım. Ama belki o yeteneği yok veya oraya aynen gelebilecek şey yok.
umut bağlıyor aslında. Yani umut herkes, herkes aynı olabilir mi yani? Olamaz abi. Her insana aynı davranamazsın. Aynen öyle. Çünkü hepsinin karakteri başka farklıdır. Biri sırtı sıvazlansın ister. Onun gideceğin sırtını sıvazlayacak. Biri eleştiriyor. Diğeri çok güzel, sıvazlanmayı çok güzel sevmez. Çok başka güzel açıkladım. Ona sert konuşursun. Aynen öyle. Anlıyor musun? Birisi işte motivasyon kavganı mı yani belki? Sen hırsın. Nasıl Arda gibi çok oyuncunuz var altyapıda. O zaman Fenerbahçe oho, 20 zaman sene lige damga vurur. Aynen öyle. Arda gibi varsa zaten bir tane daha varsa altyapı helal olsun o altyapı borcusuna da o yapıya herkese Arda gibi bir tane yani çıkmazsa ne yapacağız? O zaman hesap verecek mi İsmail Kartal? Vermeyecek. İsmail Kartal yarın bir gün gidecek. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Böyle bir şey var mı ya? Gelen bir şeyler deniyor. Burası gidiyor, ne ya? Olmuyor. Başka biri geliyor, gene olmuyor. Olmuyor yani, hep deniyor. Başkan diyor ki işte hocayla ayrılmadan başka hoca aramam. Nasıl bir şey ya? Böyle bir kulüp mü yönetilir abi? Böyle bir şey olabilir mi abi? Sen hocayı yollamışsın, hadi öyle bir karar aldın. Hocayı da yollamışsın, bir ay üstüne kalmış, yine yanlış karar veriyorsun. Senin verdiğin her karar yani yanlış. Yani bekleyerek yanlış karar veriyorsun. Bir anda yine yanlış karar veriyorsun. Yani, bu kadar üst üste yanlış. Ondan sonra çıkıyorsun rahat rahat yani, çekirdek fıstık yiyip basın toplantısında, basınla konuşmada rahat davranıyorsun. Yani divanda anladın konuştu. Mı? Şimdi divanda konuştu. Ondan önce bir maçtan önce hemen önce bir basınla bir sohbet toplantısı yaptı. Şimdi bunca olay oluyor. Bu maçın ardından da yine bir konuşan Fenerbahçe yönetici yok. Hiç, her türlü bir belirsizlik var Fenerbahçe camiasında. Tamam. Ya çıkıp bir yönetici tek bir kelime etmez mi ya? 10 maç oldu Berkay, ya. Berkay bir şey diyeceğim. Mesela basınla, ne diyecekler Berkay? Ne basınla diyecekler? Toplantı yapıyorlar değil mi bazen? Ya soru sorunca biraz bozuluyorlar. Mesela şu cevap bak, not aldım ya. Basın mensubu buna verdiği cevap bu değil mi? Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi tamam anlamamışsın. Seçilmeden önceydi. Şimdi evet. Bu verilen cevap nasıl bir cevap sence? Ya bence biraz şey bir dersin. Ha, kibirli bir tabii cevap tabii dersin. Öyle bir takım kuracağım ki dersin diyor. O zaman niye toplantı yapılsın ya da orada niye sorular sorulsun? Biliyorsun son dönemlerde moda. Teknik direktörler sinirleniyor sorulara. Aynen öyle. Herkes sinirleniyor. Geliyor yönetici sinirleniyor. Bir de şu moda oldu. Altyapıda oyuncu yetiştiriyoruz. Bak Önder Hoca'yla da ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Emirhanlar çıktı. İşte hı-hı, Kerem girdi oynadı. Hı-hı. İşte Serdar Saatçısı var. Rıdvan Ersin daha önce çıkmıştı. Ama altyapıda yıllarca çalışmış. Oradan gurur duyan mesela Önder Hoca'nın ağzından altyapıdan çıkan oyuncular kırılgan oluyor. Niye oluyor hocam? Orayı da yetiştir, kırılgan olmasın sevgili hocam. Yetiştirme sadece yetenek değil işte. Karakterinde yetiştir, aynen, kırılmasın. Arda için, İmran için tabii çok iyi anlıyorum yani abi. Yani bu gençler böyle kazanılmaz ki. Biri kırılgan, birini koruyalım. Aman oturuşuna seni dikkat korudular etsin mı abi? Ha ne seni korudular ben Beşiktaş'a? 20 yaşında gittim oynuyordun İspanya'ya. O yani Beşiktaş'a kaç yaşında oynadın? Yani beni korusalar o zaman yollamasalar. Beni korudular mı? Beni saldılar, zorla saldılar. Beni korudular, nasıl korudular anlatayım mı? Balic var, Real Madrid'den gelmiş. Kenneth Anderson gelmiş, İsveç milli takımından. Kenneth Anderson, Revio Rapaiç, o kadro. Tabii. Yarı devrede şeyi kırıldı. Tarak kemiği kırıldı tamam mı? Başkan beni Altunizade meşhur ofise çağırdı. Ne dedi biliyor musun? Biz ya seninle şampiyon olacağız ya da olmayacağız dedi. Transfer yapmayalım dedi. Santrafor'a. Yuh. 19 yaşındayım. Düşünsene hani ve takım starlarla dolu. Yani kimsenin korumaya ihtiyacı yok. Mustafa Deniz seni 3-0'dakini oynatmadı mı abi? Ben? Seni oynatmadı mı 3-0 gerideyken? Bak, o stresli ortamda. Oynattı. Böyle? Stresli oynattı. Zaten Arda'yı o zaman kazanırdı. Evet. Anlasın. Arda 5, Fenerbahçe 5 atmış. Ben Arda'yı oyuna alırken kazanmam. Stresle yapacak o işleri. 18 yaşındayım. Herkes de hatırlar. Bir taksicinin şifo, kaptan, evet, çocuğu 3-0'dan yatırdım. Sabah ne diyeceğim? 3-3 bitmiş. Toşak Bey ne zaman oyun aldı biliyor musun? Maç 3-3'ken. Stat yıkılırken oyun aldı. Beni kimse korumadı. Kimse korumadı. Kimse. Ama korumamış iyi ki de. İyi ki de tabii o adrenalini yaşamışım. O yüzden İspanya'ya gitmişim. O stresi hayır, yaşamışım. O öyle niyatı kazanırsın. Tabii. Niyatları ya, kazanırsın. Abi Arda'yı ben ne zaman kazanacağım? Maç 4 kere mi kazanacağım ben Arda'yı ya? Sen bu oyunda oynatacaksın ki bu maçı çevirsin ve bu maçı sana şimdi alsın. Bu hareketi burada yapan oyuncu derbide de yapacak. Bazı, iyi maçta kazanamazsın ki. Arda'yı göremeyiz o zaman. Tabii. Yani yanlış yapıyorlar o konuda anladın mı? Arda'nın koruma ihtiyacı yok. Hiç kimsenin koruma ihtiyacı yok. Nereye gidiyoruz biz? Kavgaya futbol mı gidiyoruz oynuyorsun yani? Ya. Futbol oynuyorsun abi. Sen oynat. Benim elimde Arda var ya. Hoca da güveniyorsa ben o Arda'yı oynatırım ya. Arkasında da dururum kardeşim. Sen yürü oyna derim. Ben adım kadar eminim. Sağ antrenmanda takım arkadaşları hocadan daha çok güveniyor. Güveniyordu diyor. %100 güveniyordu. 5'e 2'de daha çok böyle bir Arda var mı ya? Kusura bakmasın kimse ya. Böyle bir yeteneği sağdan nasıl almamı düşünmen lazım ya. Ona bak, konfor alanını nasıl yaratırım? Kaç dakika sahada o kadar mutlu olman ben sana lazım. Adam yetenek mi çok ya? Net bir cümle kuracağım. Ben teknik direktörüm. Şu an Fenerbahçe'nin hocasıyım. Böyle bir Arda var. Ben bunu da oynatmadım. Oyun aldım.
Böyle bir maçta 16 yaşındaki bir çocuk o ceza alanında bu hareketi yapıyorsa ben istifa ederim. Yani hocalığı da bırakırım. Bak net söylüyorum ha. Her zaman Arda'yı oynatsın anlamında söylemiyor. Böyle bir yeteneği korumamız lazım. Bekleteceğiz, sulayacağız falan. Böyle bir şey yok ya. Bu adam nasıl bir futbolcu abi? Çok acayip futbolcu. Nasıl bir futbolcu abi bu? Nasıl bir çalım? Alex diyorsunuz ya. Alex'in öyle bir çalımı yok. Alex'in tarzı yoktu ya. Yok, Alex'in bir tane Inter'e yaptığı bir hareket var. O. O da bir kişi. Bu adam 4 kişiyi katladı ya. 16 yaşında. Bu çocuk bu ortamda yani. Ya büyümesin bu çocuk. Rakip diyordur ki bu hep 16 yaşında kalsın. Bu 20 olursa bu gelmesin diyordur. Merak et. Şimdi böyle bir yetenek var. Ben bunu oynamak için düşünüyorum veya şey yapayım. Böyle bir şey olabilir mi? Akıl mantık almıyor yani benim. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Bir de Fenerbahçe kötü. Fenerbahçe şampiyon mu oynar? Bu final maçı olur. Arda'yı korur anlarım. Oğlum Fenerbahçe kötü abi. Fenerbahçe zaten rezil. Avrupa'da rezil. Her yerde rezil. Oynatsan Arda'yı ya. Ben onu söyledim. Çağatay'ı kim oynatıyorsan oynat. Bak, varsa daha fazla Arda. Onu oynat. Onları da getir birader. Onları da bir oynat. Bak bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki böyle iki maçtır görüyoruz. İki maçtır bu kötü Fenerbahçe'nin içine inanılmaz dikkat çekiyor. Ama kapasite 10-10'luk. Yetenek 10-10'luk. Belli. Sakatlık olmasın. Allah korusun. Arda aynı bu kafa yapısıyla devam etsin. O Alex mesaj atıyor ya, Alex'in yanında var ya bak, bu 10 sene oynasın böyle filan, yanında onun da heykeli bile. Ha o kapasitede bir oyuncu bak. Gerçekten bak. Tehlikeyi söyleyeyim o zaman. Önümüzdeki sezon Arda'nın sözleşmesi bitiyor. Onu bile beceremezler biliyor musunuz uzatmayı? Kalır mı? Kalır herhalde. Hayır bence çok zor. Nasıl? Bence çok zor. Nereye? Avrupa'dan teklif güzel bir şey söyledi. Var mıdır? Olmaz olur mu? Bu oyuncu takip etmezler mi sence? Valla bence bu oyuncuyu ben şimdi videolarını filan izledim. Altyapı maçlarında. 12 yaşında da yapıyor bunları. Tamam ben sana bir şey söyleyeceğim. Gördüm onu. Aman Allah. Tamam. Aman Allah. Sana bir şey söyleyeceğim. Hani Messi'nin de izliyoruz da evet, Allah çarpsın bu ne ya dedim. Çizgide 3 kişiyi bir bağlıyor Serhat izlemen lazım. Bak böyle bir şey ya. Sopa vuruşu aynı. Ya şu kadar. Evet. Şu an aynı ama aynı. Şu an Barcelona'nın Real Madrid'in scout'unu yapıyorsun. Geldim bu maçı seyrettim Arda için. Barcelona olsam alırım yani. Hı? Bak yemin ediyorum. Ben de sana söylüyorum Barcelona onun dediği olay alırım. Doğru. Eğer Barcelona gelsin Fenerbahçe'yi Arda'dan mı alıp götürür biliyor musun? Gitsin ya. Ben isterim gitsin. Alıp götürürler. Barcelona'ya, City'ye yani gitsin. Yani o yüzden sana dedim. İstiyorlarsa onu da bak istiyorlarsa gitsin abi. O yüzden dedim. Oralarda yetişsin. Tutmayı başaramazlar o yüzden sana söyledim. Şimdi Ömer Faruk da önemli bir yetenekti. O süreci yönetemiyorlar. Ömer Faruk mesela gitti. Yani Ömer Faruk gitti Almanya'da kariyerine devam ediyor. Oldu nasıl olmadı devam ediyor bu arada? Hiç kötü yok, kötü hiç oynamıyor. Yani hiç süre de almıyor. Oldu olmadı başka bir şey Nihat abi. Yani artık oyuncular bu genç çocuklar diyorlar ki yani biz bu ortamda gelişemeyeceğiz, büyüyemeyeceğiz, futbolcu olamayacağız. Ben evet, gidelim evet, diyorlar evet, yani. Evet, hep koruyalım. Evet. Koruyalım. Korumuyor. Atacak oyunu yani. Şu an peki ben Çavi'nin elinde sorayım. Olsun Arda. Size Çavi'nin. Sorayım hem de taraftarı sorayım. Sağdaydı bugün. Oynatın. 11'de. Ferdi, ben sana söyleyeyim Ferdi'nin çok zamanı kalmamıştı. Yani Ferdi'yi bir sene daha uzatsalardı oynamamakla ilgili. Gidecekti abi. Şimdi böyle bir oyuncuyu kaybetmiş olacaktı. Ve Fenerbahçe'nin ilk Ferdi'si olmayacaktı. Bir sürü var sayarım bak. Bir sürü var. Melih'ten başlıyoruz. Bunları görüyor abi. O zaman. Arda da görüyor bunu. Melih de Fenerbahçe altyapısından tabii ki. Evet abi sen. Bir dakika oynamadan gitti. Juventus gördü. Ya bak sen altyapıda şunu kaçırabilirsin ha. Gider belki Kayseri'ye veya işte evet. Bunu kaçırabilirsin. Ama Juventus'a gidecek stoperi Türkiye'de stoperi nasıl kaçırırsın ya? Yani kör olsan yine bak kör olsam derim ki dur bu adam belki bakarım şöyle bu Juventus'a gider. Rüzgarından anlarsın ya. Rüzgarından yanından geçişinden anlarım bu adamı ya. Omuzu değse derim ki tamam bu Juventus'a Elif Elmas demiş mesela bir izleyicimiz. Elif Elmas. Barcelona'ya yattı geçiyor. Gerçi ondan para kazandı Fenerbahçe. Bir şey söyleyeyim mi? Napoli'nin en formda oyuncusu. Evet. Gerçi Napoli bugün Barcelona çok fena yaptı. Trabzon'daki şey gibi ya. Geleceğin şey. En son 4-2 idi. Barcelona öndeydi. Barcelona toparlandı. Hamşi geleceğin Hamşi ya. Barcelona 4-2 yendi. Napoli'de. Çok iyi oynuyor. Geleceğin Hamşi. Abi soru ve görüşlere bakalım birazcık. Yorumlara bakalım. Arda diye yıkılıyordur herhalde. Tabii canım Arda diye yıkılıyor hakikaten yani. Şimdi bak dediğimiz gibi biz bak Ömer Faruk dedin hemen aklım ona da geldi. O da çok büyük futbolcuydu. O da çok yetenekli oyuncu. Ama bak şimdi Arda'daki olay Arda'nın böyle vücut dili böyle şımaracak birine benzemiyor. Saygılı biri anlıyor musun? Yeteneği de var. Olmaması için hiçbir sebebi yok. Nasıl? Olmazsa var ya Arda'ya ben kızarım. Tabii. Burada en çok ben eleştireceğim. Kesin onunla ilgili bir sebepten. Bak Arda bu kalitesiyle bu duruşuyla olmasın ben kızacağım ya. Çünkü Allah vermiş. Arda vermiş. Merak ettim. Yürü ya kulum demiş. Oynamıyor Arda. Altay maçı hatırlıyor musunuz? Hı hı. Mesut'un bir problem yaşadığı maç. Hı hı. Bizim bir abi var İzmir'de kanat yapıyor. Çok meşhur. Böyle takımlara da götürüyor. Takımlarda deplasman. Akşam Fenerbahçe otele kanat götürmüş. Arda'yı sordum merakımdan. Hatta storiesi de var. Bir ara size gösteririm. Arda'ya diyor ki nasıl diyor?
Abi diyor eline bak bu kadar mütevazi bu kadar efendi. Bugünkü maçla alakalı değil bir konuşma. Arda'ya diyor ki Arda nasıl diyordu? Abi diyor efsane diyor kanat olmuş ama o kadar mütevazi. Ne diyor biliyor musun bizim abi? Ya diyor ki unutma diyor gol atarsan diyor şey yapacaksın. Sevinç. Sevinç böyle yapacaksın. Abi diyor inşallah yani saf ve şey temiz çok bir çocuk temiz, anladın mı yani? Olmaması ya. İçin sebep yok. Olmazsa sebep yok yani, Arda'ya anladın kızacağım mı? Yani gerçekten yani. Abi çok büyük yetenek ya. Yani Emre Babacamayız yetenekte yani. Bu yüce futbolcu mu ya? Biz artık yani şey bize Allah tamam topa vurma şu bu 2-3 hareket vermiş ama ya. Biz çok çalıştık. Şimdi sen Arda futbolcu ol demiş ya. Sen futbol oyna futbol oyna demiş. Sen başka bir şey yapma demiş. Da ya, İş Arda'da yani. Mesai harcama yani sen busun. Yani yok bugün böyle hani, bir şey. Alex, Arda da şunlara hazır olacak biliyor musun? Ben bir de kimseye yerlerle istemem ha. Böyle yapacağım. Yerlerle istenir mi ya? Abi, İlk defa çok zor bir şeydir yani. Kimse duydu mu ağzından Alex ya? Kızar. Bir de ben, he? Kızmaz. Bak kime dersen bak başka bir isim söyledim Alex bana tepki koyardı ve mesajla atardı Mert biliyorum. Mert Hakan'a dersem Mert Hakan'a dersem oradan roket yollar Brezilya'yla şey ilişkiler bozulur ya. Türkiye ilişkisi. Bir tweet attık ki altına yazmış zaten atıyor yani takip ediyor. Evet ediyor senin şey senin tweetin altına. Alex dediğinde diyebilirdi sana. Yani benle niye kıyaslıyor evet, demedi yani. O bile der ki yani evet adam şimdi izleyicimiz demiş der. Ki Alex'in yeri bizde ayrı. Lakin Arda'nın önü açılmalı. Oynasın abi en azından tecrübe kazanırlarsa için. İyi oyuncu erken yaşta belli olur zaten. Çok güzel oynuyor Arda'mız. İnşallah Barcelona'da Real Madrid'de izleriz oraya koy oynar demiş. Muhteşem. Aynen. Alex'in yerinin ayrı olduğunu da biliyoruz tabii zaten. Tabii ki. Önemli olan diyelim ki 10 sene oynadı Arda, 10 sene sonra da ondan bahsetmemiz. Tamam. Tarz olarak bence Alex'e hiç benzemiyor oyun stili olarak. Yok farklı. Kime benzetiyorsunuz? Var mı aklınıza gelen? Abi bugün attığı çalım Messi yani ne diyeceğim? Attığı çalım Messi. Orada o ufakken izlediğim video Messi. Çünkü Messi'nin de ufaklığını koyuyorlar aynı. Şimdi Messi de çalımlar. Çok şey dedi, şey de sevdi. Biraz böyle şey de var. Sen kime benzettin o arada? Ben biraz Sergen Yalçın gibi tarzını, topla gidişini. Sergen'in ayağı sanki böyle onun kontrolü falan daha yumuşak. Daha ya, ilk daha pamuk. Evet, bu ama daha çabuk. Evet, daha çabuk. Evet. Arda daha çabuk. Bir Cruyff havası da var çok yani. Çok yakışıyor topa yani. Bir Cruyff havası da var yani. Ben diyeceksin ki şimdi Cruyff izledim canım. Ben Cruyff'la büyüdüm diyeceğim. Yalan olacak. Videolarını izledik canım yani. Onunla büyüyemedik ama. Yalnız da topçu oldu. Cruyff. Videolarını izledik. Şöyle oğlum ben fazla Serhat abiye sordum şimdi. Yetenekli oyunu çok gördük. Hani genç yaşlı yetenekli. Zidane'ın solaya mı? Çok valla her şey dersin olur şu anda yani. Gördük. Denir. Farkı şu değil mi Nihat abi? Senin söylediğin. Oynadık ya. Pardon. Bu kalabalığın içinde herkesin sol ayağı sağ ayağı temiz oyuncular gördük ama o çabukluk. Yani o kadar çabuk ki. Bak bu Sergen'in Yalçın'ın evet, çabuğu. Çabuk gibi. Evet çabuğu gibi biraz da. Ben böyle sana daha sağlam basıyor. Kardeşim yani. Kim ne derse desin. Çabukluk var ya. 16 yaşında ben yetenekli de olsam beni bugünkü maçta sahaya koysalar. Titrersin. Titrerim oradaki o çalımı. Belki atabilirim ama ben risk etmezdim. Pası topu verirsin, kaybetmeyeyim diye. 16 yaşında sen oraya gidip o 4 kişiyi de orada perişan ediyorsan abi bunu biz boşuna tartışıyoruz. Yani anladın mı? Bu adama dediğin gibi Zidane da dersin. Rivaldo da dersin. Ronaldinho da dersin. Çünkü onlar da o yaş sorunu yapıyordu yani. İstediğin lakabı koyabilirsin ama bu oyuncuyu da oynatırsın abi. Bir tık Serdar Dursun demiş Emine Bolat. Serdar Dursun'dan birkaç bir şey var yani. İroni yapmış abi Emine Bolat. Bir tık Serdar Dursun'a benziyor abi demiş. Onlar kime benzetiyorlar hakikaten? Onunla ilgili yazsınlar. Emre Belezoğlu'nun yeni versiyonu 8-10 arası demiş Kerem Bursal. Alakası Mursal. Yok. Bence hiç alakası bence yok. Bence Emre Belezoğlu'nun çarpı çarpmış yeteneklisi. Iniesta'ya benzetmiş. Bak, Iniesta sağ ayak ya. Hani. Biraz sol ama daha güçlü. Solda iyi kullanıyor. Emre Belezoğlu'yla apay alakası yok yani. Bu arada bir şey söyleyeyim. Emre forvet arkası serbest 10 numara evet, pozisyonda oynuyordu ha. Çok iyi çalımları vardı. Tamamen... Yusuf Şimşek demiş mesela herkes yeteneği yani bir hareketinden birini kapmaya çalışıyorlar ama çizgide bağlaması da onu. Yok bu Samuel farklı bir şey. Samuel falan diyen yok değil mi ama yani yanlış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak senin dediğin gibi böyle Sergen gibi bir solaya olabilir mi? Bak evet, Sergen'i de hiç kimseyle kıyaslamadım ben. Evet. Hani hiçbir zaman söylemedim anladın mı? Çok ayrı bir yetenek çünkü tabii Sergen Hoca'da ama öyle bir havası var yani. Böyle Sergen bak ben sana söyleyeyim mi? Üç büyükleri sayalım. Sergen, Alex, Hacı karışımı bir şey olabilir. Şimdi abartacaksın diyecekler ama üçünün karışımı. Karışımı bir şey. Yani hepsinden daha iyi. O zaman bizi ne bekliyor? Aynen. Gerçekten. Ben öyle diyorum. Ben öyle diyorum. Abi üçünün karışımını bak, ben tahmin edemiyorum. O çalımlar, bak o çalımlar, bak keşke... o çalımı orada dört kişiye belki Alex atamaz. Belki Sergen atabilir.
Ama atıyorum bir şutunu da o atamaz. Bak şimdi bir tane o geçen hafta Alex bizi izliyor mu? Şimdi geçen hafta geçen hafta böyle katlayıp o plaseyi Hacı atabilir mi? O hani uzun plaseyi atabilir. Yani bir Hacı, şey var hepsinden. Hacı plasenin babasını atar. Orta sahada. Alex mesela şut atıyordu öyle pozisyonda. Alex'in şutu vardı evet. Mesela. Şutunu görmedik de Arda'yı. Arda'yı tabii. Biz de yeni yani belki bir 25'ten bir şeyleri var abi. Ayak içi üst vurdu ya bir tane direğe yamadı. Abi ben şutu 13 da iyi ya. Üzüldü bir de senin ya. Onu diyor sen. Orada ne biliyor musun? Kesen, golü atamadın diye üzülüyor. Kaçırdın diye değil. Sert abiye dedim evet. Sordum. Golü atamadın diye üzülüyor 16 yaşında. Evet. Çünkü atmış onları. Tabii. Altyapılarda atmış. Bak çok güzel kendine kızıyor. Evet kendine kızıyor. Ben bunu atarım diyor yani. İşte başarılı olmama ihtimali yok. Ya olmazsa bak tekrarlıyorum ben kızacağım. Maradona diyorlar yok. Şey Benzia'nın hareketli versiyonu demiş. Benzia'nın biraz daha hareketli. Ortega gelmiş ya bu tane. Ya bizim Türk insanı biliyorsun. Yok Ortega değil. Ortega şimdi ben tabii bu acımacı örnekleri verirken hepsinden biraz ufak bir şey yeteneği var dedim anladın mı? Ama mesela Ortega ile hiç alakası yok. Tabii canım hiç ilgisi yok. Apayrı bir futbolcu anladın mı? Yani şey olarak. Andre Ayev demiş. Kime? Andre Ayev demiş. Arda'yı benzetmiş Andre Ayev'e. Yok Samuel Johnson. Neymiş bu Arda? Ama hakikaten... Mesela Hayrettin Bey demiş ki ben Arda'nın yerinde olsam hiç durmam yurt dışına giderim. Çünkü 2 sene sonra Real Madrid demiş ya. Bak işte bak. Herkes farkında yani durum. Bak, evet. Şimdi hakikaten bazen çok abartıyoruz mu bazı oyuncuları? Abartılıyor. Ama bak bu çocuk abartılmayı hak ediyor. İki maçta bunu gösterdi. Sonrası bizim suçumuz değil ki. Bazen de böyle yapıyorlar. Formsuz oluyor, oynamıyor, bir şey oluyor, kayboluyor. Çok abarttınız oldu. Hayır abi o an doğrusu bu. Aynen öyle. Çocuk iyi futbolcu Arda. Ben bugün, nasıl abartmayayım Arda'yı? Bugün bitirmiş canım abi. Ne diyeyim yani? Arda o ceza. Ya uçalım çok normal mi diyeyim yani? Yani herkes atar mı diyelim? 16 yaşında 17'ye yeni girdi. Ya normal ya. Herkes mi yapıyor diyeyim? Abi, diyemem ki. Anormal bir durum. Biz bugün sıra dışı bir şey izledik. Sıra dışı bir şey izledik. Ben yani sana bak ben kendimi anlatıyorum. Ben aynı pozisyonda olsam oraya kendimi sokmam. O topu kaybetmemek için. Evet. Alırım geriye veririm anladın mı? Sağ açarsın, sol açarsın. Nasıl bir özgüven kardeşim top yani? Top kaptırmadım hani. Öyle de mi değil? Aslında Arda'yla da bir konuşmam lazım. Kendine gel, ne yapıyorsun 16 yaşında? Arda istifa. Arda istifa. Ama yok, Allah olsun. Nazardan koyuyor. Biz bunu söylerken, överken de tabii ki Allah'ın nazarına pırıl pırıl bir genç yaşta, yani. Çünkü Türkiye futbolu için anladın mı? Doğum günde kutlu olsun. Arda kardeşimizin 17 yaşına girdi henüz Arda. Maşallah. Seviniyor mudur acaba? Hani bir yaşta atladım belki daha çok forma şansı bulurum. Bulurum diyor mu? Yaşlı oluyor ya bizde. Yavaş yavaş yaşlı oluyor. Evet. 17 yaşına girdi. Lig maçında 17 dakika oynar belki. Kasımpaşa pazartesi günü artık bundan sonra Ligi 11'de izleriz diye ben de tahmin ediyorum bakalım. Bu Fenerbahçe'de izlemez misin ya? Kasımpaşa maçına sen bir tweet falan attın ya. Otobüs mü dedin? Şey otobüsle dedin. Gitsinler bugün dedim. Yetişirler mi? Pazartesine yetişirler. Ben baktım çünkü. Hangi şeyden, maçta başkan ceza 2000 kilometre. Otobüsle 40 saat. Akhisar maçı. Akhisar'da otobüsle dedim. Deplasmanda 3-0 kaybetmişti. Ceza vermiş. Bir ceza versem vereceğin maç bu olur değil mi? Onu da beceremediler. Performans olur. Onu da beceremediler abi. Nasıl? Ceza verdiler. Otobüse dönmediler. Tamam. Ama takım daha önce İstanbul'da oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünsene ben başkanım. Bir dakika. Sen de futbolcusun kaptan. Nihat diyorum takım al otobüsle. Bu size ceza. Benim de uçağım rötar yapıyor. Ben daha geç kalıyorum. Kalkamamışlar sistem. Uçak daha mı geç? Evet abi uçak daha geç. İnanmıyorum. Onu yani cezayı vermeyi bile başaramamışlar. Ama bu çok büyük bomba. Evet. Ama maalesef. Ama şu an ben hesapladım 40 saatte dönerler. Ya buna katılmıyorum mesela. 2000 kilometre. Arabayla 20 saat otobüsünü çarpı 2 yapsam bu olayla birlikte 40 saat. Güzel bir ceza bence. Sence takımdakiler Arda'yı kıskanıyor mudur? Ekibe hepimize soruyor. Yok ya Arda'yı seviyorlardır. Yani, yok bence de. Sevsinler. Herkesin göz bebeğidir yani. Kıskanan varsa aynen. Da kıskanmasın. Mert Hakan demiş ki mesela ben Mert Hakan kıskanıyor mudur diye soruyor. Hayır. Ben bugün bir fotoğraf gördüm mesela. Yürüyüş yapmış. Yürüyüş yapmış takım. Hani Mert Hakan öyle bir sarılmış ki sarılır Arda'ya. Sarılır abi. Evladım o çocuğu nasıl kıskanırsın o tertemiz yüzü ya. Gider böyle kucaklıyor al böyle içine al yani. Ya kıskanmasınlar var söyle birine. Bak bu kadar Fenerbahçe kötü günler geçiriyor. Hiç Samandıra gitmeyi düşünmedim ama Arda'yı da kıskanan varsa, problem yaratırsa bir uğrarım. Kesinlikle olur mu öyle şey ya? O çocuğa pas atmayacaksın bir birazcık. Selamünaleyküm derim. Ötekileştireceksin yani falan. Bak, bir selamünaleyküm ben geldim derim. Öyle çok bir şey. Haklısın. Bak Mert Hakan'ı eleştiriyoruz. Kimse yapmaz. Biz de futbol oynadık. Hepsinin içinde kötüler, şey formsuzlar ama Arda'ya şey, karşı ben bir kişinin kıskançlık bir bak Riquelme falan da diyorlar. Ha. Riquelme'nin sol ayağı falan da olabilir. Abi sen Riquelme'yle de olabilir. Arkadaşım Villarreal'den ya. Abi neymiş o Riquelme ya? Ben de hastasıydım o adamı biliyor musun? Böyle bir futbolcu olabilir mi ya? Böyle bir şey. Tek maçına ya mesela bir pres yiyordu abi Riquelme. Diyordun ki tamam gitti Conte'ye çektim. Abi oradan bir çıkıyordu.
Arda da doğa var yani. Pires yiyordu ya. Pires de o da arkadaşım. Robert Pires. Başka isim var mı? Zidane demişler mesela. Pires neymiş abi sen? Sen neymişsin ya? Senin bak bir şey söyleyeyim mi? Fransız ya odadayım böyle. Biz de abi. Şimdi anket abi, nasıl ama onlar da büyüdükçe küçülmüyor mu abi? Evet. Anket gelecek şimdi. Juan Verón demiş mesela bir izleyicimiz. Verón çok sertti ya. Daha defansif. Defansif. Verón da Arjantinli abi. Verón. Ama bence Arda şimdi Arda geçen hafta maçtan sonra şey demişti. Kime benzetiyorsun oyun tarzını ya da kimi örnek alıyorsun diye bir soru gelmişti. Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'i örnek alıyorum demişti. Evet. Yani biraz daha oyunun 8 numaraya. Mesut da vardı. Mesut da vardı. Mesut Özil de var. Bruno Fernandes ve Kevin De Bruyne. Ya şu an bu kadar isim saydık bence en yakın Arda'ya bence Serdar Dursun. Bilmiyorum sizin ya Serhat. Yetenek anket olarak. Var. Anket oyuna bakış açısı. Bir şey söyleyeceğim. Örnek aldığı oyuncuya bak ya. Kevin De Bruyne ya. Burada bile bir kalite var. Kalite var. Bruno Fernandes diyor. Yo. Kalite var ya. Ha bak Bruno'nun önüne de ben bence Kevin De Bruyne'u koyarım yani. Evet kesin. Hakikaten ya. Ah güzel bir isim geldi. Ne geldi? Bak buna şey yapabilirim. Laudrup dediler abi. O olabilir. Bak, Laudrup kardeşler vardı. Kardeşler vardı. Bence evet. Michael değil de Brian vardı ya. Bayern Münih'te falan mı oynadı o? Barcelona. Yok. Dream Team'de oynayan. Şey Brian olan. Sonra Dream onu Team'de oynayan Laudrup iyiydi. Evet o iyiydi abi. O ondaki şey vardı. Model olarak da benziyor. Cruyff hocasıydı düşün. Anket açmış içeride arkadaşlarımız şimdi. YouTube'da da birazdan. Bu anketi açan arkadaşlar kim? Soru? Bize sormadan biz... Soru ne? Bana sordu. Programı onlar yapsın biz içeride oturalım. Bana anket... En azından bana sordu. Belki ben anketi kabul etmeyeceğim abi. Arda Güler'in böyle... tarzı hangi oyuncuya benziyor? Alex Hacı, Sergen Yalçın, Messi. Bu dört oyuncudan. Bir de E şıkkı karışık varsa orada. Ekleyebiliyorsak şıklara. Evet. Olabilir. Şıkları bir daha kusana. Alex Hacı, Sergen, Messi. Ha soru. Tarzı hangisine benziyor? Şu an. Şimdi anket geldi. Serhat bazen istifaları cevaplıyor. Ben istifa olunca basmıyorum. İstifa olunca direkt basıyorum hemen ben. Hemen yani şu anda Messi uzak ara yaptı ankette. Ama bir şey söyleyeyim. Bugün küçük adam. Bak dedim sana. Hakikaten benzetiyorum. Ufaklık ben... videoları da Messi'yi anlatıyor. Bugün küçük adamı Alex atamazdı abi. Alex'in tarzı o değildi yani. Alex'in tarzı o değil. Alex'in daha çok böyle oyunu direkt okuyan. Direkt gole giderdi. Gole giden, oyunu okuyan anladın mı? Alex bu başka bir şey. Evet. Zeka. Zeka. Ha. Şu burada başka bir şey var abi çabukluk yani. Var, 4 kişiyi öyle bir rahatlıkla katlayamazsın abi. Ama bir Messi de gelir mi bilmiyorum. Ya tabii o hani ha, çocuğa da o şeyi tabii şu an hemen yüklemeyelim Messi diye ama böyle ben devam ederse. Andırıyor diyor zaten. Andırıyor diyoruz ha, sadece. Yoksa ben, onun gibi 7 evet. tane balon d'or alacak demiyoruz abi. Aynen öyle. 7 tane balon d'or ne demek ya? Hakikaten şu an Paris'e kötü gidiyor ama ne olursa olsun belki de... Biraz da kötü gitmeye hakkı olsun be Messi. Tabii canım kesinlikle öyle. Çok alışmadığımız için bin farklı geliyor. Tabii. Bu şıkka Serhat Akın'ı koymayanlar utansın. İçeride Utku yaptı anketi. Ben söyleyeyim abi de o da içimde kaldı. Utku yaptı anketi. Şimdi artık bugün oldu tabii. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu. İsterseniz abi maçlar ufakta tabii. Kimler var bir şey yapsana. Ufaktan bir çok kısa programın sonunda ona da değinelim. Ha, Barcelona, tamam. Sevilla, Atalanta, Porto, Leipzig, Braga, Glasgow Rangers, Real Betis. Bir Galatasaray'ın son 16 turunda muhtemel rakipleri. Bak saydığın isimlerden Türkiye'deki insanlar şey diyebilir. Real Betis. Real Betis'in hocası şu an Manuel Pellegrini. Evet, Real Madrid'in ve City'nin. Ve benim de Villarreal'de evet. hocam. Acayip Betis, bir hücum İspanya takımı. Liginde de çok iyi. 4-4-2 oynar normalde. Evet. Ve çok da iyi gidiyorlar. Betis maçı bile zor. Hani zorlu rakipler kalmış yani, burada, yani Galatasaray'a da. Buradan kimin gelmesini hani isteriz diye. Aslında kimsenin gelmesini istemezsin. Şu an. Galatasaray bu Galatasaray'a tabii yani. Şu an tabii. Tabii İyi bir Galatasaray hepsi gelsin der misin? Barcelona gelmesin. Leipzig, Atalanta, Porto. 5'lisi çok tehlikeli. Ben hiç şey söyleyeyim mi Berkan? Onlar hiç gelmesin. Stefan Hoca'ya soralım Kuntz'a. Kim gelmesin diye. Tamam mı? Kim gelsin diye soralım pardon. Çünkü milli takım kurasında İtalya ve Portekiz gelmesin dedi. Çağrı, evet. İkisi de geldi. Evet. Turu geçersek biliyorsun İtalya ile oynayacağız Portekiz ilersek. Stefan Hoca'ya soralım. Bence ona sormuyorum. Kim gelsin? Kim gelsini söylesin. Hayır, o şimdi diyecek ki Barcelona'na gelmesin. Porto gelmesin onlar gelecek. Ona sormayalım gelsin abi. Gelsin desin gelmesin diyorum işte. Tersi çıkar mı onlar? Oradan öğrenelim hocamızdan. Çıkar mı tersi? Şimdi yani söyleyeyim mi? Atalanta iyi takım. Porto zaten Şampiyonlar Ligi gidiklisi. Şimdi burada Glasgow Rangers diyebiliriz izleyicilerimiz ama Rangers'ı Borussia Dortmund'u perişan etti. Yani evet, Rangers inanılmaz zehir bir takım. Bak, İki maçta perişan izlemeyenler etti. İzlemeyenler bir seyretsin maçlarını canavar gibi i̇çeride takım. İçeride çıkamaz. Bak, içeride çıkamaz oradan. 2-2 bitti. Söyleyeyim sana.
Kadrosuna bakıyorum şu anda Glasgow Rangers'ın. Geçen sezon da Galatasaray'da Giovanni Bambronkos çalıştırıyor. Galatasaray'da eşleşmişlerdi. Geçen sezon galiba Braga eşleştiler. Burada Braga gibi duruyor abi. Galatasaray'ı elemişlerdi. O zaman Steven Gerrard'tı hoca. Ne dediniz Braga'ya? Yannis Hagi'nin takımı. Glasgow. Aaron Ramsey oynuyor. Yine ön tarafta genç oyuncuları burada var. Burada en şey Braga Diallo, duruyor. 17 milyon Sevilla euro falan var. Sıkıntılı takım. Sevilla falan yani. Çok sıkıntılı takım. Braga'ya bakalım. Hani Braga'nın... Braga da kötü takım değil. İsim olarak Braga diyor diyecekler ama... Sadece isim olarak zaten abi şu anda. İsim olarak ama bence şurada en rahatı Braga gibi durur. Bak, o süper bir kura olur yani. Bak Atalanta, Şerife yediler penaltılarla. Bak Atalanta, Barcelona, Sevilla, Leipzig, Porto. Güzel. 5'inden deniyorum. Braga, Rangers, Betis arasından biri gelsin diye düşünüyorum. Bunlardan kaçman lazım üst yani. Üst takım. 5'inden kaçsak iyi olur. Leipzig de yani Almanya'da Bayern'i zorlayan takım yani. Kim? Leipzig. Tabii canım. Leipzig'le baş etmek falan çok kolay değil. Yani. Beşiktaş maçları tabii ki Beşiktaş'ın çok iyi dönemiydi de. Şey ne oldu? Kura'yı kim çekecek? O belediye daha değil bilmiyorum mi? Bilmiyorum. Yarın 14'te. Bugün artık 14'te. Çekilecek kura UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda. Hayırlısı olsun. Galatasaray için hayırlısı olsun bakalım. Ya tek takımımız kaldı Avrupa'da. Yani 19'unculuğa geriledik. 16'ydık bugün maç oynamadık. 19'unculuğa düştük. İşimiz artık oldukça zor. Ön eleme oynuyor. Her şeyde ön eleme oynayacağız. Zaten Trabzonspor artık tabii daha kesinleşmedi ama bu sezonu şampiyon bitirecek gibi görünüyor. Önümüzdeki sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynayacak tur için. Avrupa'da için. Rotasyona devam. 30'uncu olalım. Edirne ile Hakkari arasında kendi sınırlarımızda oynarız. Ciddiye almayalım. Maalesef bu son 10-15 yılın bedeli yani. Ben o yüzden çok tabii kızdım. Tabii şu an. Yani ne kadar az yani puan topluyor. Pereira'yı beğenmiyordum ama Pereira'ya en kırıldığım ve en sinirlendiğim o nokta Avrupa'ydı yani. Avrupa'yı bu kadar... Bizim hedefimiz... Ya hedefini boş ver. Avrupa'yı bu kadar şey yapan, işte ciddiye almayan bir teknik direktör olabilir mi? Hangi kulüpte olursan ol. Bunun Fenerbahçe ile alakası yok ki. Avrupa'da şampiyon oynuyorsun. Bir gruptasın. Frankfurt var. Evet. İşte ne bileyim Olympiakos var. Fark etmez ki. Sen bunu ciddiye almaz mısın ya Nihat? Şey, tabii, Avrupa tabii, ya. Tabii. Bu bence bir platformdur. Hem oyuncu için hem hoca için. Yani ben hoca olsam o Avrupa'da başı olmak isterim ki bu kendime de reklam tabii ya. Tabii. Yani düşünsene. İsmail Hoca Avrupa'da elendiği günün maç sonrası ne diyor? Ligde diyor, değil mi? Hedefimiz devam ediyor. Tek hedef Avrupa'ya diyor. Gitmek istiyoruz yine diyor. Avrupa maçındayken o zaman daha iyi konsantre olacaksın. O zaman daha iyi konsantre yani. Olacaksın. Neden olmuyor? Bu kadar basit aslında. Denklem çok basit de. Evet. Yani çözümü bulmak oldukça zor. İlk 15'e giremezsek 2023-2024'te Avrupa gidecek Türk takımı sırası. Bir takımımız Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne gidecek takımımız olmayacak. Konferans Ligi'ne 3 takım. Gidecek. Çok üzücü biliyor musun? Çok üzücü. Tablo yani toparlanması da çok zor bir okula. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle konferans kolay toparlanacak ligi, bir şey değil o. Belki arkadaşlar bilmiyordur. Konferans ligi ilk defa bu sene düzenlendi. İlk tamam mı? Onun da kurasını ben çektim. Evet. Ve kurasına gittiğimde bir tane Türk takımı yoktu. Ne kadar üzüldüm biliyor musun? Evet. Ve İstanbul'da çektik o kurayı. Evet. İstanbul'u anlattım, Türkiye'yi anlattım. Ama maalesef orada bir tane İspanyolca konuştuğumda bir tane takımımızın olmasına da üzüldüm. Ama bak şimdi oraya 3-4 tane takım göndereceğiz. Evet. O da çünkü UEFA'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Başarısız olduğumuz için. Yokuz. UEFA Avrupa Ligi diyorduk ya. Eskiden Avrupa Ligi'nde bundan 10 sene önce Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için takımlarımız evet. Avrupa Ligi'nde devam ederiz zaten canım. Gruptan çıkarız diyorduk. Bir yani durum da yok. Fenerbahçe tarihinde ilk defa bu sezon UEFA Avrupa Ligi grubundan çıkamadı. Evet. Fenerbahçe. Her katıldığında çıkmıştı zaten gruptan. Aynen. İlk defa bu sezon çıkamadı. Orası bile hayal olmaya başladı artık. Oldukça kötü ve zor bir süreçten geçiyoruz. Sevilla maçını falan. Ah be abi ya Sevilla. Şey zamanı, Zico zamanı tabii, değil mi? Tabii tabii. Oralardan geldiği noktaya bak. Geldiği nokta bu. Çok üzücü yani. Sevilla'da da Daniel Vestler falan oynuyor. Tabii tabii. Kanuteler falan var yani. Ramoslar falan. Ramos yok ama. Ramos yok muydu? Ramos yoktu. Daniel Vestler vardı. Daniel Vestler vardı. Tabii. O kaçırdı ya penaltıyı. Penaltı yok kaçırdı. Son penaltı. Chelsea maçı. Gökhan Gönül'ün topu 2 metre sola gitse Fenerbahçe yarı finaldeydi. Yarı finaldeydi. Yani şimdi yani... oraları oynayan bir takımsın. Yani bu Beşiktaş için de geçerli. Herkes için geçerli. Galatasaray bunlar hep şey. Ama şimdi buradan buraya düşüp düşünsene Trabzon şampiyon oluyor. Böyle bir sezonda 2 tane eleme oynayacaksın. 2 tane eleme ne demek biliyor musun? Ölüm ya. Hakikaten. Şampiyonlar Ligi'ne girmek için 2 eleme ne demek biliyor musun? Yazık günah ya yani. Şimdi Trabzonsporlu taraftarlar belki bir şey olacak. Uzun seneler sonra oldu. Değil. Şampiyon belki oldu yani. Oldu. Tabii. Matematiği sezon başında ne oldu? Abi ön eleme şanssız bir ya. Kura geldi. Ön eleme Roma oynuyor çıktı. Ya. Roma çıkmadı mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Roma mesela. Evet, Roma çıktı çok böyle zor bir kadroya. Bir kura geldi. Şu an gelse Roma yeler ha.
kapı İddia ediyorum. Daha net maç olur. Daha net maç olur. Ama eleme yani, ihtimali de yüksek. Yüksek ben sana söyleyeyim. Çünkü şu an formda oturmuştu. O zaman taşta oturmamıştı. Şimdi sene yine farklı olur ama ben sana söyleyeyim mi? Bir tane şanssız bir kura gelecek. Büyük bir takım çıkacak ikinci elemede. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin. Üzülüyorsun biliyor musun? Ben çok isterim Trabzon'un gitmesini. Yıllardır hani evet. Çok isterim yani. Çünkü öyle bir hak şey bizi kurtaracak. Hak ediyor ya. Bir de iyi bir takım var ya pırıl pırıl. Gitsinler abi. Türkiye çünkü ihtiyacımız var ya. Yani. İhtiyacımız var abi. Ağzına sağlık söyleyeyim abi. Noktalıyoruz programı. Kardeş. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Evet. Yani gecenin bu saatinde çok yoğun bir katılım. Çok güzel mesajlar attınız. Herkese teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için. Hatırlatmamızın ardından yayınımızı noktalayacağız. Mahzun canlı yayınlarımızın sponsoru OK'nin en güzel hali 101 OK Plus. Arkadaşlarınızla ve milyonlarla hem rekabet hem sohbet edebileceğiniz bir oyun. 101 OK Plus NASSPOR izleyicilerine özel 20 bin çip hediye ediyor. Videonun açıklamalar kısmındaki linklerden 101 OK Plus'ı indirip hediye çiplerinizi alabilirsiniz diyoruz. Herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus sundu.